Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben Zeynep Bozkaya. Zeynep Bozkaya Lifestyle'da bugün birbirinden değerli 3 tane konuğum var. Ve hepsi konusunda gerçekten çok uzmanlar. Şu an yanımda sevgili Asil Özbay bizlerle. Ona sormak istediğim ve merak ettiğim o kadar çok şey var ki. Ne zaman mı? Az sonra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Çok teşekkürler. Eyvallah, çok hoş gözüküyorsun. Ve aynı zamanda çok takdir ettiğim, böyle gerçekten benim de böyle konuk listesi geldiğinde böyle araştırdığımda ve okuduğumda heyecanlandıran bir konuk. Bilmiyorum, muhakkak içinizde tanıyanlar vardır ama tanımayanlar için de kaçırılmaması gereken konuklardan biri olduğunu düşünüyorum. Bir kere cesaretli, bir kere özgür ruhlu, bir kere çalışkan ve üretken. Biraz bize kendini bahseder misin? Çok teşekkür ederim. Asil Özbay, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin öğretim görevlisiyim. Mesleğimi çok seviyorum ama bunun yanında tutkuyla yaptığım bir şey daha var. O da keşfetmek, yollarda keşfetmek, kurgusuz bir yaşamın parçası olarak devam etmek. Motosikletimle dünyayı keşfetmeye çalışıyorum. Aslında Asil şu an böyle biraz heyecanlandı. Evet. O yüzden birazdan daha detaylı anlatacak. Aslında dünyayı keşfediyor, kıtaları keşfediyor. Enteresan yerlere gidiyor. İşte Moğolistan, Hindistan, Afganistan, Türkiye'de bazı yerlere Tabii gidiyorsun. Birçok yerlere gidiyor. Birbirinden kıymetli ve güzel ülkemizi geziyor. Aslında çok yapmak isteyeceğim bir şey yapıyorsun, biliyor musun? Yani özgür olmak benim fıtratıma çok uygun bir şey aslında. Çünkü özgürlüğü seviyorum. Ben de mesela sabit bir işte çalışabilen birisi değilim. Yani nasıl olur da o iş, öyle bir şey hiç hayal bile edemiyorum ve düşünemiyorum bile. Bu arada tabii ki herkesin bir mesleği var ve saygım sonsuz ama böyle her sabah saat 8'de veya 9'da gidip akşam 7'de çıkacak bir işte ben bence başarısız olurum. Yani benim koşturmam gerekiyor. İşte saçımı yaptırmam gerekiyor. Oradan makyajımı yaptırmam gerekiyor. Oradan işte buraya gelmem gerekiyor. Bir yandan atölyeyle konuşmam gerekiyor. Hani üretmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle üretken ve başarılı kadınları çok takdir ediyorum. Anlat biraz, şöyle detaylı anlat. Nasıl oluyor bu kıtalar arası gitmek? Bu arada burada tribün var arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz kamera arkasında ama Büşra burada oturdu. Full bağdaş kurdu. Bizi izliyor. İşi gücü bıraktı. Evet. Patronumuz Umut Kuzey de izliyor. Öpücüklerini yolluyor Büşra. Çünkü Büşra'nın ilgi alanı motosiklet. Kendisi de çok iyi bir motosiklet evet, kullanıcısı. Evet, biliyorum. Sağ olsun her zaman kanalda bana motorunu koyar. Gelince pıt diye çeker, yerimi açar. Buradan Büşra'yı da öpüyorum. Evet. Evet, birazcık bahseder misin? İlkokul yaşlarımdan itibaren keşfetmek çok büyük bir öncelikti hayatımda. Yani bisiklete bindiğim andan itibaren başka mahalleleri keşfetmeye çalışırdım. Yaşıtlarım mahalleden dışarı çıkamazken başka bir sokak, hatta bir süre sonra başka bir şehre gitmek. Hep benden uzak olan, benden farklı olan insanlarla tanışma eğilimim vardı. Bu şu zamana kadar, o ilkokul yaşlarımdan şu zamana kadar hep devam etti. Bisikletle başladı, motosikletle devam etti, trenlerle, sırt çantasıyla. Yani çocuk bakıcılığı bile yaptım ben İngiltere'de mesela 1,5 sene. Sadece İngiliz kültürünü merak ettiğim için. Amerika'da yani çalıştım, çok farklı işler yaptım. Bence bunların hepsini ben merak ediyorum bu arada. Hı. Yani hepsini aslında biraz daha detaylı anlatmanı isteyeceğim tabii senden ki. Ama tabii şimdi üstten böyle bir başlık adı altı, başlıklar olarak geçebiliriz. Tamam. Bir sürü ülkeye gitsin. Bu arada tabii aslında bir yandan da şöyle şanslısın, ailen arkanda. Yani sana aslında kapıları kapatmadılar. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, yani kapıları kapatıp hayır bu sokağın ötesine geçemezsin diyebilirdi. Mesela benim annem öyleydi. Yani aşağıya böyle evimizin önünde oyun oynayacağım zaman annem bizi böyle Barbie bebek gibi giydirip beyaz dantelli çoraplarımızı sokakta Çok oyun oynamaya tatlı. mı gidiyoruz? Bayram sabahı giydirip böyle ben elleyemezdim çünkü yani. Çünkü o kadar yapılıydık ki biz böyle süs bebekler gibi. Hani böyle elletmezdi falan. Sonra tabii annem de onları açtı. Hani biz de kirlendik, biz de eğlendik falan. Ama hani hep böyle işte görebildiği yerlere yollardı.
O yüzden mesela bizde bir kısıtlama vardı. O yüzden bence çok daha Bu bizim şanslısın. toplumumuzla ilgili bence. Yani kodlanmış bilgiler var. Kız çocuğu işte Barbie bebek gibi giyindirilmeli ve çok oynamamalı, kirlenmemeli gibi. Bu kültürde maalesef çok fazla. Yani erkek çocukların oynadığı oyunlara da çok katılamıyor. Evet, kız oyunları başka, erkek oyunları başka. Tabii ki bu arada benim annem çok başarılı bir iş kadınıdır. O yüzden aslında hani şimdi böyle söyleyince hani annem şey gibi oldu ama ablam mesela basket oynardı. Babamın kıyafetlerini giyerdi falan böyle. Biraz tabii o benim içimde de vardı aslında. Yani hala öyle şıkır Evet. pıkırım. O yüzden Şu an işte kuliste baktım acaba dedim ben yanlış mı ya. yaptım? Ama ben tabii bir modacı olduğum için ve hani Evet. herkes giydirdiğim için ve giyinmeyi de çok sevdiğim için hani o Yakışıyor yüzden da. çok tabii normal bu bir süreç benim için. Evet, bu şimdi işte ilk başta ilk İngiltere'ye mi gittin? İlk Önce Türkiye turu yaptım yine Türkiye turu. motosikletle. O zaman scooter vardı. Çok büyük motosikletlerim yoktu. Zaten bence motosiklet eşittir. İki teker olması yeterli oluyor. Bazıları ya çok yüksek CC'li bir motosikletim olduğunda ben tura çıkmalıyım gibi bir yanlış algı var. Böyle bir Herhangi bir şey yok mu? scooter'la bile dünyayı dolaşan insanlar var dünyada. Ya şu an inanamıyorum. Scooter'lı mı gerçekten? Evet, Benim bir evet. scooter'ım vardı. Hani böyle hep kızların olan scooter var ya, markasını Evet, veremiyorum. Hani evet, böyle evet. tip top bir şeydir. Ondan almıştım. Mesela sadece sitenin içinde geziyordum falan. Sitenin dışına çıkamıyordum O çünkü. bahsettiğim motosiklete dünyayı dolaşan insanlar var. Gerçekten çok da güzeldi, rengi maviydi. Evet. Çok güzel bir maviydi. Ama maalesef sattım yani. Şimdi pişman olsa keşke dursaydı. Gerçekten çok keyifli. Benim ablam yıllarca bu arada motosiklet bir çok dünyaca bilinen bir markanın söyleyemiyorum var Evet. az kalsın çıkıyordu. Oranın işte bir şeyi de ve dolayısıyla onlar bütün yurt dışına motosiklet turları yapıyorlardı. Harika. Ve böyle Sarper Bey patronunun arkasına haritayı yapıştırıyorlardı. Burcu yolları ona tarif edip birlikte böyle Oh, inanılmaz nefis. güzel turlar yapıyorlardı. Ve sağ sol çok ciddi karıştırıyordu. Sağdan deyip mesela aslında solmuş, yanlış girdiniz sol falan. Burcu sağ dedin falan deyip böyle Burcu'ya rağmen bayağı bir İtalya falan böyle her yeri gezdiler yani motorda Efsane büyük turlar keyifli. yapıp. Gerçekten o yüzden biliyorum ki bu konular sanıldığından daha heyecanlı ve renkli. Çok heyecanlı. Evet, sonra ilk başta Türkiye turundan Türkiye başladı. turu. Sonra İngiltere'de yaşadım bir süre. Sonra Amerika'da bir çalışma deneyimim İngiltere'de oldu. nerede yaşadın? Kingston. Kingston'da Kingston. yaşadın. İngiltere'yi çok severim. Çok, Ben de çok. hani Ama motosiklet için çok uygun değildi. değil, hep Orada da yağmurlu. evet işte Galler, İskoçya, İrlanda. Oralarda da motosiklet deneyimim oldu. Ailenin motosikletini alarak ama mevsim koşulları çok uygun değil. Sürekli yağış var. Ondan sonra son 6 yıldır aslında hapishanede bir deneyimim oldu benim. Çalıştım Şimdi ama aslında çalıştım. benim aslında Yatmadım. öğrenmek istediğim bir şey bu. Bir hapishane deneyimin var ve Evet. çok ciddi bir şeyden Tabii. bahsediyoruz. Yani Yani sabah hani 8'den akşam 6'ya kadar neredeyse 300'e yakın mahkum var. Sürekli değişen koğuşlardan gelen mahkumlarla birlikte bir ne yapıyordun peki hapishanede? satranç öğretiyordum mahkumlara. Ya aslında hapishanedeki Ha, bu arada yaşam şeye giriyorsun yani tabii mezar tabii şeye. baya baya Hapishanenin içine tabii giriyorsun. tabii Orada ki satranç. Hiç korkmuyor muydun? çok merak ediyordum. Yani hapishanenin içi nasıl? Çünkü ya, kitap okumayı çok seviyorum. Kitapta bir hapishane kelimesi geçtiğinde veya hapishane hikayesi geçtiğinde onu anlamlandırmak istiyordum kafamda. Nasıl olur? Neden katil olur? Ya da biz neden suç işler? O kişinin gözüne bakarak onu dinlemek istiyorum. Onun hikayesi nedir? Çünkü herkes farklı hikayelerden geldiği için farklı yaşamları yaşıyor. Peki Tamamen o en seni etkileyen hikaye var neydi? yani biraz hassas bir konu. Hani içerisi çok bahsedemiyorum ama bana çok şey öğrettiler. Ertelememeyi öğrettiler. Bir şeyin tam olmasını beklemeden yola çıkmanın ne kadar kıymetli olduğunu öğrettiler. Çünkü 30 yıldır içeride olan biriyle sohbet ediyorsun. Ve onlara şunu sordum. Yarın özgür olabilseydin ilk ne yapmak isterdin? Çok tuhaf. İlk aklımıza ne gelir? Ailemin yanına Ailemiz koşmak. tamamen bireysel cevaplar verdiler. Ve çocukları olan kişiler bunlar. Olanlar da var. %90 şunu söyledi. Halıya basmak, yumuşak bir zemin, toprak. İkincisi yolda olmak, uzak mesafelere bakmak. Çünkü baktıkları her yerde duvar ve demir parmaklıklar var. Ben kendi yaşamama baktığımda, düşünsenize İstanbul'da her yer duvar. Aslında çok da bir farkımız yokmuş gibi geliyor. O zaman şuna karar verdim. Ufka bakmak istiyorum. Gözümün alabildiğince özgür bir yerde sürmek istiyorum. O yüzden Moğolistan'a, o yüzden Sibirya'ya gittim. Wow, güzel cevap. Yani göze de
ikram etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Peki Moğolistan, Hindistan, işte bunlar da aslında radikal kararlar. Yani hani bir Avrupa değil de hani farklı kıtalara gitmek. Hani bu nasıldı? Yani o mesela nasıl yapıyorsun? İşte gidiyorsun, hava karardığında bir yere girip kalıyor musun? Tamamen doğaçlama, spontane. Yani o anki Yani aslında koşullara göre. sırt çantanı alıyorsun ve gidiyorsun. Motosikletimle, motosikletimi Tek atlıyorum başına. tek başıma. İstanbul'dan yola çıkıyorum. Peki hiç korkmadın mı? Korktuğum yerler oluyor o zamanlar ki korkmalıyız da. Yani korkmamak biraz anormal ve tehlikeli olur. Ona göre önlemlerimi almaya çalışıyorum. Ne Yanımda gibi yani? işte biber spreyi taşıyorum falan. Çok tatlı. Anca bunu taşıyabiliyorum. Evet, bir Çünkü ara ben de şunu taşıyordum. karşıyım. Silah ya da delici bir madde, ne bileyim bıçak Ay. taşıdığında o enerjiyi sevmiyorum. Çünkü Bence de. onu Çağırıyorsun çağırıyormuş zaten. gibi. O yüzden Evet. kesinlikle hiçbir zaman o tarz şeyler taşımıyorum. Yani ona göre biraz sonra biber gazı ile bizi burada pıstıvayı da öyle. Şu an çantanda var mı o, bir Şu an yok, alışkanlığın yola oldu? çıkarken. Yola çıkarken Evet, alıyorsun. evet. Ya çok ilginç gerçekten, yani hani tek başına yola çıkıyorsun. Oldu, motor arızalandı, lastiğin Hepsinin patladı. çözümü var. Hepsinin çözümü var. Bir de yola çıkarken şunu düşünüyorum. Lastiğim patlarsa, motosikletim bozulursa değil de ya başıma ne kadar güzel şeyler gelebilir düşünüyorum. Çünkü öyle bir alternatif de var. İki seçeneğiniz var. Ben diğer tarafı düşünmeyi tercih ediyorum ve gerçekten de inanılmaz sürprizlerle karşılaşıyorum. Burada olduğumdan daha fazla. Çünkü bambaşka bir boyutta, frekansta oluyorsunuz Peki yolda. hiç bunları böyle çekip bir televizyon programı yapmayı ya da böyle çekip bunları hani daha böyle kalıcı bir hale getirmeyi düşündünüz mü? Çünkü Evet, çok evet. enteresan bir deneyim yani gerçekten. Hani buradan motosiklete biniyorsunuz tek başınıza, yola çıkıyorsunuz, inanılmaz bir kilometre yapıyorsunuz. Kaç kilometre yapmışsınızdır? Çok fazla, yani yüz binlerce olmuştur. Ya ben Yüz hiç bin. inmiyorum. 20 yıldır motosikletin üzerinden inmiyorum. Ya peki aileniz falan nasıl tepki veriyor? Çok. Ailem başlardan itibaren çok hoşlanmıyor aslında motosikletten. Yani aile ve sülalede motosiklet kullanan yok. Ama ben şunu fark ettim. Bir şey tutkuyla yapıyorsan ve devam ediyorsan o çok saygı duyulan bir şey. O bakışlar, o gözlerdeki parlaklık. Bu çok ikna edici bir şey. Ben tutkuyla yapıyorum bunu. Bu yüzden ikna edebildiğimi düşünüyorum ailemi. Valla gerçekten çok enteresan aslında bir hayat yani düşündüğümüzde. Çünkü kolay olmayan, zor olan bir hayat. Ama bir yandan da çok keyifli bir şey. İstediğinizi ve sevdiğinizi yapıyorsunuz. Çok Bence severek, hani severek. bundan daha âlâ ne olabilir ki? Yani mesela ben şu an burada oturuyorum çünkü istiyorum ve seviyorum ve burada oturuyorum. Sen o motoru kullanıyorsun çünkü istiyorsun, seviyorsun ve nereye gittiğini bilmediğin bir yere gidiyorsun. Yani ben mesela yurt dışına falan gittiğimde hani o uçaktan indiğimde bile ilk böyle havayı kokladığımda o başka bir koku oluyor ya, hani kendi memleketimiz kokmuyor. Evet. Hani o bile beni heyecanlandırıyor Öyle. ki sen onu kilometrelerce gide Ama şöyle bir gide tarafı da var. Dışarıdan görününce bana ya acayip güzel bir yaşamım var diyorlar ama benim için de artık rutinin bir parçası olmaya başladı bu. Yani öyle mi? sınır kapılarından geçmek, farklı bir ülkeye gitmek. Ya ben yaklaşık 20 yıldır seyahat ediyorum bir şekilde ve artık benim için de böyle farklı arayışlar içindeyim ben de. Peki bu arada 20 yıldır seyahat ediyorum deyince çok böyle 35 yaşındayım. evet işte şöyle oluyor. Böyle kulağa çok şey geliyor. Hani bu bir de ekonomik tarafı var bu işin. Yani 20 yıldır seyahat edebilmek ciddi bir lüks bir şey yani. Aslında o kadar da olmadığını düşünüyorum. Hani nasıl hayatını idame ediyorsun? Neler yaparak? Ya üniversite birinci sınıfta başladım. Programlar var. Avrupa Gönüllülük Programları var. Öğrenci değişim programları var. Au pair'lik var işte. Çocuk bakıcılığı var. Tamamen aslında çok az bütçeyle. Yani İstanbul'da yaşadığımdan daha az para ve sermaye harcayarak seyahat ettiğim bir süreç aslında birçoğu. Ama son zamanlarda destekçiler çıkmaya başladı. Çünkü içerik üretmeye başladım artık. Bir seyahat içerik üreticisi gibiyim. Bir taraftan başka bir misyon var. Özgür kadın profili var. Desteklenmeye başladı son 4-5 yıldır. Aa, süper. Yani o kadar güzel ki yaşadıkların. Bu arada bir sürü kadına da bence şu an ilham oluyorsun. Umarım. Yani akıllarındakileri, yapmak Umarım. istediklerini, ondan sonra belki de korkularını bile şu anda ya evet Çok dedirtebiliyorsun. mesaj geliyor. Motivasyonlarımdan bir tanesi de buymuş gibi hissediyorum. Ya İstanbul Gedik Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet birimi var. Bir Asil Özbay değil ama özgür bir kadın profilinin öne çıkmasını da çok destekliyorlar beni. Yani Çok onlar da güzel. destekliyor. Çünkü bir taraftan tek başına harita üzerinde bir erkeğe bağımlı olmadan hareket eden bir kadının varlığı da ortaya çıkıyor medyanın da desteğiyle. Sizin şu an yaptığımız söyleşi bile yani birkaç kişiye bile
ilham olabilirse ne mutlu. Ne mutlu bize. Ki ben olacağına inanıyorum. Şu an stüdyomuzda bile ilham oldu. Bence televizyonları ve ekranları başındaki Umarım. İzleyicilere büyük bir ilham olacak. Çünkü bu gerçekten ya kuş. Aslında kuşsunuz. Yani gözünüz kapalı. Gözünüz açık tabii ki motor kullandığınız için ama. Yani hani gözünüz kapalı, ruhunuzun, kalbinizin istediği yere gidiyorsunuzdur. Size pasaport da dayanmıyordur. Ya seviyorum. Pasaportumu çok seviyorum. Kaybetmekten en çok korktuğum şey pasaportum. Değil mi? Çünkü her sayfasında bir sınır geçişi hikayesi var. Evet, çok güzel. Ben de pasaportumu çok seviyorum. Yani uzun zamandır tatile çıkamıyoruz bu pandemi vesaire falan filan ama hani böyle gerçekten pasaportumu çok severim. Hani bir her koleksiyon sayfası... gibi, pul koleksiyonu gibi. Hani sınır geçişlerinde pul yapıştırıyorlar ya. Aa böyle olmuştu, şöyle olmuştu falan diye aklıma geliyor bazen böyle baktığımda. Gerçekten çok güzel. Sizinle ilgili bir DSF'miz var, bir VTR'miz var, görüntüler var. Onları tamam. Hep beraber izleyip sonra işte sohbetimize tamam. Devam edelim. Tamam. Evet, çok güzel. Kendi hikayeni yaşıyorsun aslında. Aslında herkes bir şekilde kendi hikayesini kesinlikle yaşamıyor mu? Kesinlikle, herkes, herkes. Buradaki ses kime ait? Kendi sesim. Kendi sesin değil mi? Evet. Çok güzel bir sesin var. Çok teşekkür ederim. Bu arada dublaj falan hiç yapmayı düşündün mü? Dublaj ve seslendirme eğitimi aldım. Hayallerimden bir tanesi de seslendirme yapmak. Çünkü o stüdyoya girdiğimde şunu hissediyorum. Sınır kapılarındaki hissiyatıma çok yakın. Kültür, her şeyi geride bırakıyorsun. Dublaj yaparken de öyle. Senden çok uzak olan bir karakteri seslendiriyorsun. Bu bir fahiş olabilir, bir avukat olabilir, bir sokak kadını olabilir. Filmin başından sonuna kadar o olmak. O ruhu, o tona bürünmek. Bence hayattaki en güzel yolculuk başkasını anlayabilmek. Bunun için çaba göstermek. Yolculuklarımda görmekten çok insanları, benden uzak olan insanları anlamak istiyorum. Dublajda da, seslendirmede de bu var. O yüzden yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Ben inanıyorum ki yani çok kısa zamanda bence bunu da çok başarıyla yaparsın. İnanılmaz güzel umarım. Bir sesin var. Keşke böyle ben bunu daha önce bilseydim de prova yapsaydık. Yani ben ağzımı oynasaydım, sen konuşsaydın falan. Programda nasıl olurdu acaba? Çok yok, güzel olurdu. O kadar profesyonel sanatçılar var ki yakın çevremde de var. İnanılmazlar. Yani oymuş gibi seslendiriyorlar. Evet ya, biraz önce kuliste bahsediyordum bir arkadaşından. Evet, evet, evet. O kimlerin seslerini yapıyordu? Birçok yani filmlerdeki başrol kadın işte Angelina Jolie, Jennifer Lopez, Heidi'nin sesiydi mesela. Ya süper. Heidi, yani çocuğu da seslendiriyor. Heidi yani evet. Ya inanılmaz bir gelişim bence. Bence de. Başkası gibi hissedebilmek. Bence en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Aslında kendini karşındakinin yerine koyduğunda hani burada oturmakla orada oturmak arasında biraz da çok fark var. Yani ben şu an burada oturdum. Evet güzel güzel sorularımı soruyorum. Gayet rahatım. Ama ne sorulacağını bilmemek ya da işte cevap verip veremeyeceğini bilmemek. Yani orada oturmak bile aslında daha stresli bir durum. O yüzden ben konukları çok iyi anlıyorum. Ben o yüzden programlarımda hiç kimseyi sıkıştırmıyorum. Evet, evet çok yani rahatım. Hiç kimseyi böyle istemediği yerden vurmuyorum. Söylemek isteyeceği kadarını ona söyletiyorum. O çok net söyletiyorum. Anlaşılabiliyor. Evet, o yüzden hani böyle kimseyi burada hani deşelemenin bir durumu yok benim programımda en azından. Akademisyensin, işte dünyayı geziyorsun, motor tutkun var. Seslendirme yapmak istiyorsun. Belki bir televizyon projesi yapabilirsin. Hı hı. Böyle bir projem var mı? Evet evet. Aslında pandemiden önce başladı bir kanaldı. Öyle mi? Çok güzel. İsmi de Yol Arkadaşım programın ismi. Ama pandemiden sonra her şey durduğu gibi. O da durdu tabii. Durdu. 4 bölüm çektik aslında. Yayınlandı mı bunlar? Yok hayır. İşte bu süreçleri bekliyoruz. Hı hı. Ama eminim ki çok başarılı olacak ve birçok kişiye... Yani gerçekten birçok kişinin aslında yapmak isteyip de mesela ben şimdi kendimi senin yerine koymaya çalışıyorum. Yapamam gibi geliyor. Yani illa yanımda ya da arkamda biri olsun isterim. Hani karar hava kara evet gündüz her şey çok güzel gidebilir ama hava karardığında ben orada gerçekten ciddi sıkıntıya girerim gibi hissediyorum kendimi. Kesinlikle öyle değil. Ya 10 kilometre ile 100 bin kilometre arasında hiçbir fark yok. Tamamen ayağımız eşikten orada bir kırılma noktası attığımız var. Attığımız an kesin öyle. Yani düşüncede daha çok korkuyoruz aslında. Değil mi? Bu arada okullara ve böyle yardıma ihtiyacı olan kişilere de yardımlarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de bulunuyorsun. Bunları birden biraz bahseder misin? Yaptığım yolculuklar bireysel yolculuklar ama bir taraftan da kitlesel projelerin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. İşte engellilerle ilgili, toplum hizmet uygulamaları ile ilgili. Şimdi de takipçilerimin verdiği kitapları, yani motosikletin şöyle bir güzel tarafı var. Otobüsün, trenin, uçağın gitmediği yerlere de girebiliyorsun. Çok böyle tenhada kalmış yerlere de girebiliyorsun. Ovalar, dağlar, dağ yamaçları.
orada kitap hediye ediyorum aslında. Yani çok güzel. Yani hayatını bir sırt çantasına sığdırıp. Yani motosiklet aslında karavan gibi. Yani ben orada öyle mi? Kahvemi yaptığım bir USB çıkışı falan da var. Hani böyle şey gibi. Bayağı yaşıyorum orada. Ya çok güzel. Ya çantalar, sosis çantalar, yan çantalar, sırt çantası. Bu arada çok da ciddi bir ağırlığı olan bir şey değil mi motosiklet? Tabii, yani eşyalarla 300 kiloyu geçiyor. Vav, wow, buna yani hakim olmak, aslında bunu sürebilmek, kullanabilmek çok sürdükçe alışılıyor. Yani alışılıyor siz, değil mi? Tamamen teknik aslında. Kuvvetten öte teknik. Ben de mesela hani iyi araba kullandığımı düşünüyorum. Hani çevremdekiler de öyle söylüyor ve böyle büyük arabalar. Hep böyle büyük, yani bir iki tane spor arabam olmuştu ama genelde hep böyle büyük büyük arabaları kullanmayı seviyorum. Hani böyle kocaman olması. Diyorlar ki bu arabayı sen mi kullanıyorsun falan diyorlar. Hani daracık daracık yerlere Aslında hiçbir giriyorum fark yok ediyorum. ki. Aslında evet. Direksiyon sadece yani. Evet, sadece hani Ama manevrasını ayarlamak gerekiyor biraz küçük arabalara göre. Aslında motosiklet de öyle bir şeydir. Kesinlikle, Evet, kesinlikle öyle. vallahi gerçekten bravo ya, süper. Bu hapishanedeki şeylerden bahsetmiştik biraz. Orada ile ilgili tekrar soru sormak istiyorum. Orada satranç Evet. öğretiyordunuz. Peki orada bu deneyimler esnasında hani böyle haklı ya da haksız kişilerle de denk geldiniz Çok mi? beraat edenler oldu. Yani içeride o kadar vakit kaybet beraat edenler de oldu. Onları da anlamaya çalıştım. Bir kadın neden birini öldürür? Ama şunu fark ettim. Kadın ve erkek cezaevindeki suçlar birbirinden çok farklı. Erkek Öyle öldürüyor, mi? kadın kendini korumak için suç işleyebiliyor. Yani o yüzden ya kadın olmak çok zor. O yüzden hani kadınlara özgürlük yakışır mottosunu kullanma belki de hani oradan esinlenmiş olabilirim. Kadınlar özgür olmalı. Aslında hapishaneyi seçmenin sebebi de belki bu olabilir. Çok özgür hissettiğin için özgür olamayan insanları anlamak istiyorsun. Kesinlikle öyle. Şu an evet öyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen çok özgürsün ama oradaki insanlar özgür değil. Neden bu kadar güzel bir hayat, bu dünya varken özgür olmamayı seçtiklerini, neden hani bir suça teşvik ettiklerini belki de çok merak Ya ediyorsun. ben Ama çok ilginç bir şey söyledin. Kadınlar kendini korumak için yani özellikle bir ağır bir suçsa kendini korumak için işliyorlar. öyle Erkeklerin mi? daha farklı. Yani erkek sevgilisini kıskanıp öldürebiliyor. Of, çok korkunç. Ama bir kadın kendini korumak için. Siz şöyle bir kadın gördünüz mü? Kıskançlıktan bir insanın yaşamına son veren. Çok Yok. az değil mi? Yani Çok az. hani haberlerde falan Çok tek tük çok az. duyuyoruz. Evet. Ama bunun erkek O versiyonu. çok üzücü maalesef. Yani birçok suç var. Değil Bunları mi? anlama çabası. Biz genelde şeyden kaçıyoruz. Kendimizden uzak olan hikayeleri anlamaktan kaçıyoruz. Bence bu yaşamdaki en büyük günahlardan bir tanesi. Yani neye inanırsak inanalım. İşimize geldiği gibi algılamak bir olayı. Bizim her şeyi özgürce ve objektif bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Her olayı, her hikayeyi. Ön yargılar öncelikle bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Hem kendimiz için. Yani bizi öfkelendiren şey de ön yargı aslında. Başkasına, ötekiyi bulduğumuz kişiye karşı. Evet, aslında ön yargı gerçekten insanı hayattan da soğutan ve yoran bir şey değil mi? Çünkü ay o öyledir, bu böyledir, böyle vesveseli yapan. Aslında ne kadar uzak ve ön yargılı bakıyorsak aslında o kadar da yakın olduğumuzu fark ediyoruz. Değil mi? Korktuğumuz için o duygudan. Bence de öyle. Ben de aynı fikirdeyim. Yani burada çok hemfikirim. Gerçekten öyle, orada öyle bir şey var yani. Evet, o ince bir çizgi aslında. Aslında hem yakınsın hem değilsin. Hem mesafelisin hem önyargılısın falan. Orada bir evet karışıyor. Bu arada görüntülü arama yapıyorsunuz. Biz görüntülü aramaları canlı yayında açamıyoruz arkadaşlar ve sevgili izleyicilerimiz. O yüzden hani sorularınızı WhatsApp mesaj hattıyla yollayabilirsiniz. Bu arada bana gelen, kendi Instagram hesabıma gelen mesajlar vardı. İşte kaç kilometre lastikler dayanıyor? En kuvvet, en iyi aklımda kalanları söylüyorum. En iyi lastik nasıl lastiktir uzun yolda? Diye bir şey gelmişti, soru gelmişti. Kaç kilometrede bir lastiklerini değiştiriyor diye bir soru gelmişti. Bunları muhakkak sorar mısınız diye böyle birkaç kişi yazdı. Aklımdayken sorayım hemen. Tamam. Kaç kilometrede bu lastikleri O değiştirmek gidilen gerekiyor? coğrafyaya göre değişiyor. Kimisinde dişli lastik kullanmam gerekiyor. İşte Afrika işte daha böyle topraklı bir yolsa ya da Himalayalarsa gibi. Avrupa'da daha farklı. Aslında her rotaya göre motosikletin bile bazen değişebiliyor. Kıyafet gibi yani. Kıyafet gibi evet. Evet. Çünkü amortisörü daha fazla olmalı, daha yüksek olmalı, daha off-road'a daha uygun olmalı. Çünkü Peki geçen onu buradan çıkarken mi ayarlatıyorsun tabii yoksa yok ilerledikçe mi? İstanbul'dan çıktığım motorla rotamı bitiriyorum.
Aynı motorla. Evet bak arkadaşlar sormuşsunuz hani kilometresi ilerledikçe mi gittikçe mi yapıyor diye. Hayır buradan aynı o sistemle Evet çıkıp evet. o sistemle Aynen geri geri dönüyorum. geliyorsun. Süper çok güzel. Peki yani bu hep merak ettiğim yerlerdir bu Afganistan falan. Oralarda hayat nasıl? Bu arada inanılmaz bir damak tadın olması lazım. Çünkü Belli oluyor. ben bu Ben arada kilo aldım. ben de çok yemek yemeyi severim aslında. Böyle farklı şeyler yemeyi çok severim. Hani o yüzden de böyle yurt dışına gittiğimde falan ya da Türkiye'de de böyle herhangi bir yere gittiğimde hep böyle oranın nesi meşhursa böyle ay yemem ki falan deyip tamam o zaman hani yine de isterim böyle bir tadına bakmak isterim onu merak ederim. Neler var yani böyle değişik yerlerde? İnanılmaz bir kültürün oldu tabii. Bir de yemek bulamadığım yerlerde onlar ne veriyorsa yemek zorunda kaldığım yerler oluyor. Pakistan, Bolucistan kısmı Afganistan sınırından devam ediyor. O rotada mesela seçme özgürlüğüm yok. Ne bulursan yemek zorundasın. Ya evet değil mi? Orada bir de öyle bir şey var yani ne bulursan. Hadi Avrupa'da falan daha bize yakın Tabii yiyecekler orada su bile bulabiliyorsun. yok. Yani ben hayatımda ya hiçbir şey bu kadar öncelikli olmadı. Su dışında hiçbir şey düşünemedim o hafta boyunca. Çünkü Gerçekten su yok mu? ılık su. En son bir yerde böyle kapak açılma sesi var ya, onu duyduğumda aman Allah'ım kendim açıyorum dedim. Çünkü marketlerde satılmıyor su. Hep böyle şeylerde işte testilerin içinden içiyorsun falan belli bir sınıra kadar. Çok farklı yaşamlar var. Yani Yani bizim böyle boşa akıttığımız her suyun, her damla suyun ne kadar kıymetli ya su ne olduğunu. kadar kıymetliymiş. Değil mi? Su Yani hayattır biz işte. 2 gün az su içtiğinde zaten Başın ağrıyor. canavarlaşıyorsun. Evet. Yani resmen ölümün eşiğine geliyorsun aslında. Düşünsene zaten vücudumuzun büyük bir kısmı su Su. aslına Tabii. bakarsan. Yani Evet. dünyanın büyük bir kısmı su. Düşünsene su olmayan bir ülkedesin. Orada yaşamak. Ve 50 derece sıcaklıkta yani buz nakliyelerle geliyor işte böyle pikaplarla. Market gibi böyle derme çatma yapıları buz nakliyesi oluyor falan. Sen o buzlu sudan alıyorsun falan gibi yani. Ama Çok enteresan. iyi ki gitmişim. Ya aslında gezmek ve görmek, bir şeyler keşfetmek gerçekten çok güzel. Mesela oranın işte bir kendine ait bir giyim tarzı var, değil mi? Evet. Her gittiğin yerin bir farklı bir Tabii tarzı ki. var işte. Ya başına bir şey takıyor, ya kulağına bir şeyler takıyor, ya boynuna halkalar takıyor. Hiç öyle şeyler yaptırdın mı? Hani gittiğin yere ait böyle atıyorum dövmesidir, küpesidir. Öyle şeyler yaptırıyor musun? Yok işte Hindistan'da şu simgelerden. Yani aslında deneyimlemeye çalışıyorum. Hangi ülke ise. Ya elimden Peki geldiğince. nasıl anlaşıyorsun dil olarak? Yani şöyle önemli bir konu. Yani Türkçe konuşan yerler var kıyılar. Mesela İran, Pakistan'da da denk geldi. İngilizce, Hindistan'da İngilizce konuşuyorlar. Mesela Fas'ta 4 dil biliyorlar. Arapça, Darıca, İspanyolca, Fransızca sömürge ülkesi olduğu için ama kimse İngilizce konuşmuyor. Yani Zaten ama Fransızca, İngilizce bir şey söylesen cevap bile vermiyorlar anlasalar bile. evet ve ama bir şekilde iletişim kurduğunu anlıyorsun. Mesela ben bir video var burada vermiş miydim size bilmiyorum ama o çok ilginçtir. Bir adam durdurdu hemen bana şey dedi işte sıfır değil ortak Farsça konuşuyor ben Türkçe. Motorun ses yok tabii evini gösteriyor çatı yaptı böyle. Yemek yersin, uyursun, sonra da gidersin dedi mesela. Bunu bu kadar anlatabildiği 10 saniyede. Yani isteyince Peki mesela böyle bir şey adam sana geldi. Çatı, gidiyorum. motor. Karısı varsa yanında eşi vardı mesela. Yani ev benim için çok önemli çünkü. Ya yani asıl o ülkeyi yansıtan, o bölgeyi yansıtan ev kültürü. Mutfağı nasıl? Buzdolabında neler var? Nasıl yemekler yapıyor? Peki Yemek bunlara girip bakıyor musun? evet, benim için çok çok kıymetli. Ev ben genel olarak İstanbul'da da öyle. Evlere girmeyi seviyorum. Öyle mi? Ev nasıldır? Evleri nasıldır? Yani çok referans noktası bence o Tabii kültürü canım ev yansıtan. hani aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Mabettir Evet aslında. evet. Peki nasıl mesela evleri nasıl oluyor orada insanların genelde? Ya mesela Fas'ta okyanusa karşı bir ev var. Böyle hani onların çingene hani dedikleri şeyler. Ama hayatımda gördüğüm en güzel manzaralar arada oturuyor. Dedim ki ne kadar kiralar? Bir de şeyi de merak ediyorum. O gittiğim yerlerdeki evlerin kiraları ne kadar? Çünkü bir yaşam alanını da yaratmaya çalışıyorum kendime. Mesela 6 ay Türkiye'de, 6 ay yurt dışında. Bu şekilde dünya turu yapan insanlar var. Yıllık mesela kiralıyor bir evi. Sonra haftalık takipçilerine ya da rehber gibi kiralayarak dünyayı dolaşıyor. Hani para eşittir aslında fırsatları İyi değerlendirmek. değerlendirmek. Kesinlikle. Yani aslında burada yani zeki olmak, yani pratik zekalı olmak çok iş götürüyor. Kesinlikle kervan yolda düzeliyor.
Bizim hatamız çok plan yapıyoruz biz. Ya acayip planlar yapıyoruz. Şunu şu onu yapana kadar harekete geçen çoktan dönüşünü alıyor zaten. Ben her zaman harekete geçen olmak taraftarıyım. Ben de öyleyim. Mesela şimdiden önümüzdeki yazın planını ölsem yapamam. Kesin. Şimdiden bu kışın planını bile yapamam. Bu kış şöyle yapacağım, dağa gideceğim, kaya gideceğim. İmkansız. Ben şimdi maksimum yani cuma gününe falan plan yapabilirim. O bile beni Çok düşüncesi bile hızlı dönüşüyor sıkıyor. ama Çok hızlı çünkü hayat hayat o kadar hızlı evet. ki cumaya kadar kim öle kim kala. Daha bugün Aynen salı, öyle. çarşambası var, perşembesi Tabii. var. Hani böyle çok Ya hızlı bir de boşluk hayatları. bırakmak gerektiğine inanıyorum. Biz o kadar programlı yaşıyoruz ki ya her günümüz planlı programlı bir sürprize de çok yer bırakmıyoruz hayatta. Peki Ama hayatında sürprizler var mı? ben çok yer bırakıyorum sürprize. Yani ama peşinde olduğum şey aslında kurgusuz Sürpriz. bir anı biriktirmek. Evet. Rastlantı. Peki evlenmeyi düşünüyor musun? O da olabilir. O da olabilir. O da Olacak? farklı bir deneyim. Nasıl olacak peki? Artık arkana birini alacaksın o zaman. Bilmiyorum ki, hiçbir fikrim yok. Evet, çünkü o zaman hani fark yani aynı mantalitede birisi olması lazım ki hadi gidiyoruz deyince pılınsını Ya çocuk pıksın istiyorum açıkçası. Yani anaç bir tarafım var. Onunla besleyebileceğimi artık düşünüyorum. Afganistan'da mı, Moğolistan'da mı, İngiltere'de mi, Paris'te mi, nerede Ola çıkacağı belli olmayan olabilir dünya açı. vatandaşı bir çocuk. Bence çok iyi olabilir. Ya. Yani gerçekten kendi doğumunu, kendi kordonunu kendin kesebilirsin ya. Yani o potansiyeli, o gücü Bir de hissettiriyorsun. gittiğim farklı kıtalarda çocuklarıma mektuplar yazıyorum. Onları belli bir yerlere saklıyorum. Hani eğer olursa çocuğun dünyayı geçsin ve onları bulsun istiyorum. Bir dakika. Anlamadım. Şimdi bir ülkeye gidiyorsun, mektup Evet. yazıyorsun ve onu bir şekilde saklıyorsun. Dünyada özellikle görülmesi ve gidilmesi gereken ya da bende etki yaratan yerlerde mektup yazıyorum. Kendi içsel konuşmam gibi ya da hayatta yaptığım pişmanlıklar doğmamış çocuğuma onu saklıyorum. Fas'ta bir aileye bıraktım. Aa çok iyi. Dedim çocuğum olursa bunu verin saklayın. Kendi evi olan bir aile. O bahsettiğim Hı. okyanusta manzarası olan. Himalayalar'da yaptım. Dünyanın Hı. karayoluyla çıkılabilecek en yüksek zirvesine mektup Atiye. bıraktım. Atiye gibisin. Hiç izlemedim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet sonra. Bu şekilde mektuplar bırakıyorum. Bu arada peki bu mektupları bıraktığını evde de bir notlarını alıyor Tabii musun? tabii belli yerler. Yani Umarım bir umarım harita üzerinden kaybolmazsa, anlat. deprem olmazsa. Harita üzerinden anlatmıyorsundur umarım değil mi? Açık açık yazıyorsun. Tabii. Çok güzel. Gerçekten şu anda yapmak istedim böyle bir şey. Yani gerçekten neden olmasın ki? Ben de yapacağım. Yapın Tamam bence çok çok yapacağım keyifli bunu. olur. Bence de Düşünsenize belki yıllar sonra 18 eline yaşına geçer. geldiğinde ya da kendi seyahat ettiğinde annesinin yazdığı mektup ulaşıyor dünyanın bambaşka yerinde çocuğunuz. Çok güzel. Ben onu yapacağım. Yani bizim ailemiz göçmen olduğumuz için çok fazla mektuplaşılmış. Savaşta kapılar kapatıldığı için falan 7 yıl aile birbirinden görememiş. Dolayısıyla hep böyle bir mektuplar gitmiş gelmiş. Ve anneannemde böyle ciddi bir mektup arşivi var. Bazılarını okumamıza izin veriyor. Bazılarını kendi okuyor. Herhalde okumaması oku. Çünkü Neyse. üzülmemizi istemiyor. Evet. Çünkü savaş anında. Ne kadar kıymetli Evet çok arşiv. kıymetli şeyler var. O yüzden o evet ben bence biz de yapmalıyız. Söz uçup yazı kalıyor çünkü. Kesinlikle. Evet o yüzden ben de böyle bir şeyler bırakmıyorum. Ben hani şey falan yaparım böyle atıyorum bir deftere araya bir not yazıp kapatırım. Hani o sayfaya gelince işte atıyorum Şeyma'ya yaparım, arkadaşıma yaparım, eşime, aileme. Hani öyle o sayfaya gelince beni görüp hatırlasın diye. Ama bu daha kalıcı ve daha hoşuma giden bir yöntem oldu. Ben de bunu yapacağım. Bu güzel sohbetimizin sonuna geldik Aa. maalesef. Bize ayrılan sürenin yeni konuğumla Tamam. sohbetimize devam edeceğim. Böyle son olarak bizim izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak bence ertelememek asıl mesele. Yola çıkmak. Çünkü birçok şeyi kestiremiyoruz hayatta. Bana yolların en çok öğrettiği şeylerden bir tanesi bu oldu. Ve başımıza gelen kötü diye algıladığımız durumun da aslında bambaşka fırsatlar çıkarabileceğini de gördüm. Bu yüzden sakince iyi ya da kötü olarak değerlendirmemek gerekiyor bence bir hikayeyi. Olduğu gibi kabul edip yola devam etmek ve o fırsatları kaçırmamak. Valla. Daha ne desin? Fırsatları kaçırmıyoruz efendim. Önümüze gelen fırsatları da iyi değerlendirelim. Bence her şeyi alternatif aramayalım. Geleni değerlendirelim olur Beklentiler olmaz. yüklemeden. Evet, beklenti yüklemeyelim. Evet. Bugün buradayım, yarın onu yaparım. Bunu hiçbir plan yapmadan böyle olduğumuz yerde mutlu olup önümüze bakalım değil Evet, mi? çalışkan olmak ama bunun Evet. yanında Aa, bu arada çok 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 çalışkan olmak çalışkan olmak. gerekiyor. Ben de ona çok inanıyorum. Gerçekten çalışmadığınız sürece hayat o zaman zor bence. Yani Evet. bir şeyler çalışıp üretmek gerekiyor. Çalışkan insanları seviyor yaşam. Evet.
Yaşam, evet, gerçekten. O yüzden hep arılar kazanıyor. O zaman yeni konuğumuzla biraz sonra sizlerle birlikte olacağız. Şimdi kısa bir reklam arası. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak aklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmakta varmış. Maalesef bana bıraktıklarında teselli avında. Demek ki elleri boş, dönmekte varmış bugün. Görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak aklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmakta varmış. Maalesef bana bıraktıklarınla teselli yanında. Demek ki elleri boş, dönmekte varmış bu günleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesini kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün nevesimi kırdığın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere. Şimdi çatı katında inziva vakti. Nerede aranacak aklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı. Seni unutmaya çalışmakta varmış. Teşekkürler. Bravo, çok güzeldi. Benim de çok sevdiğim bir şarkıyı söylediniz. Çok teşekkür ederim sizlere. Sevgili Alp Güvenir bizlerle birlikte ve ekibinize de aynı zamanda çok teşekkür ederim. Onur Aydemir ve Mert Örter Bey'e de çok teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için. Daha sonra zaten bol bol bize eşlik edecekler inşallah. Önce hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk, nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Konuklarımız geliyor. Programımızı yapıyoruz. Çok daha iyi oluyoruz. Böyle. Valla bu arada böyle sizin hayat hikayenizi ve yaptıklarınızı okuduğumda aslında çok şaşırdım. Böyle bir anda 180 derece değil mi? Hatta 360 derece bence dönmüşsünüz. 360 olunca aynı yere dönüyoruz. Öyle değil. 180 derece. 180 derece döndünüz. Pardon, tabii 360'da aynı yere gelirsiniz. Evet. 180 derecelik bir ciddi bir dönüş yapmışsınız. Aynen. Mühendis misiniz aslında? Elektrik elektronik mühendisi. Evet. Evet, mühendislikten. 10 yıl kadar çalıştık. Sonra yeteri kadar zevk almadığımı fark ettim. 10 yıldan sonra ve müziğe başlama kararı aldım. Değil mi? Yani eğer işte orada, yani orada eğer şey olmazsa, hani bir şeyler tutmazsa orada gerçekten insan devam edemiyor. Ama önce bir reklamlara gitmemiz gerekiyor. Tabii, tabii. Reklamlardan sonra sohbetimize tamam. Devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Gerçekten güzel, böyle bomba gibi bir giriş yaptınız. Benim de çok sevdiğim bir şarkıyı söylediniz. Tekrar şöyle söylemek istiyorum. Çok hızlı bir reklama gittiğimiz için tekrar tanışmak istiyorum. Mert Örter ve Onur Aydemir bizlere eşlik etti. O yüzden tekrar onlara da teşekkür ederim. Öncelikle çok şıksınız. Ben teşekkür ederim. Bir modacı olarak bunu söylemeden edemeyeceğim. Çok teşekkürler. Giyiminize özen veriyorsunuz evet. Herhalde, değil mi? Var. Evet, kimle çalışıyorsunuz? Seda Solmaz'la çalışıyorum. Bundan önce de Yusuf Can Dirik'te çalıştım. Evet, biraz önce Yusuf mesaj attı. Kaçta atölyede olursun diye, bugün gelemiyorum dedim. Yusuf'cum izliyor, açtı bakıyor. Saygılar, selamlar. Öpüyoruz onu. Seda'yı da tanıyorum. Hatta geçen bir iki bölüm önce miydi, üç bölüm önce miydi? Hande Ünsal'la birlikte onu da almıştık. Evet, programa. Evet, evet. Seda da çok başarılı. Çok başarılı, çok ilgili, konusunda. Çalışkan. Çalışkan bir kızdır. Sağ olsun, aynen. Aynen. Benden de ara ara kıyafet falan alır. Biz evet. De çalışırız bazen. Güzel işler yapıyor. Böyle baştan aşağı şöyle bir baktığımda kolunda pırlantalar görüyorum efendim. Pırlanta, genelde pırlanta takan erkek azdır. Bayağı su yolu diye adlandırdığımız yani, böyle evet. Kelli felli bir pırlantam var. Evet. Demek ki işler yolunda. Korona seni etkilememiş. Şöyle söyleyeyim. Çok şükür her şey yolunda. Benim zaten avantajım işte müziğe kendimi adamış olmam ve beste de yazıyorum. Besteden de kazanıyorum. Onun dışında mühendislik yine bir şekilde devam eden şeyler var, projeler var. Çok şükür. Yani artık sıkıntı yok artık yani. Çok yönlü olmak gerekiyor değil mi? Yani ne yazık ki ama... böyle. Aslında hani benim müzisyen arkadaşlarım da, çalışan solist arkadaşlarım da şimdi sahneler iptal oldu. Evet. Çok minimum seviyede şu an. Hı hı. Çıkabileceğimiz alanlar çok kısıtlı. O nedenle ister istemez zaten boşta da duruyoruz aslında baktığınız zaman. Evet, sahneye çıkmıyoruz. Doğru düzgün sağa sola da gidemiyoruz. Ne yapacağız? Evet, bir yani şekilde alternatif çıkardım. Bir şeyler olması gerekiyor. Evet, evet. O yüzden hani pırlantanda şarkı söylerken de efendim dikkatimden kaçmalı değil tabii yani. Böyle bir pıt diye baktım ona. Çok güzel gözüküyor. Ben de severim bu arada kendilerini. Bu arada müzikle olan bağlantın aslında hep varmış. Evet, hep vardı. Eğitimci bir aileden geliyorum. Babam milli eğitim müdürüydü. Vakti zamanında. Ay, babanın milli eğitim müdürü olması çok korkunç bir şey gibi geliyor bana. Öyle bir böyle evet. Bir şey söyleyeyim. Yani şöyle ilk okulda okul müdürüydü. Ben o kimseye mesela söylemiyordum. Evet. Ama herkes beni biliyordu. Evet. Öyle bir sıkıntı vardı. Müdürün oğlu falan. Evet, müdürün oğlu falan diye. Herkes iyi davranıyor değil mi? Evet evet aynen. Çok kötü bir şey. Ama öğretmenler çok acımasızdı. Öyle mi? Evet, yani sen müdürün oğlusun. Senin dört dörtlük olman lazım diye öyle bir... Öyle miydim peki? Evet. Hiç şüphem olmadı. Yani tanıştığımızın 5. dakikası falandır evet, ama evet. Şüphem olmadı. Mümkün olduğunca gayet mütevazi. Jilet gibi falan evet, değil mi? Evet, jilet gibi. Ütülü pantolonlar, yakalar demiyor. Falan. Aynen aynen aynen. Hep karne 5'lerle doluydu. Pekiyi'lerle doluydu. Ortaokulda zaten şube müdür yardımcısı oldu. İlde, Afyon'da. Ondan sonra da... liseye girdiğimde işte ben aslında konservatuara girmek istiyordum ama baba tabii biraz dedi çıktı. Evet yani
sanatı da çok seviyor aslında kendisi, hı-hı, ama garanti meslek olsun düşüncesi var, evet, Türk toplumunda. Memur, evet, mantığı, evet, memur mantığı. Ayın 15'inde maaşın, evet, yatsın, evet, işte planını ona göre yap vesaire. Bir yandan da haklılar bak. Böyle zamanlarda yine tıkır tıkır. Yani hiç düşünmüyorduk tabii böyle, evet, bir şey olacağını ama işimize yaramadı mı? Yaradı her şekilde. İşte yurt dışında çalıştım, denizcilik yaptım. Yabancı dil, İngilizce, dediğim, Almanca. Gemilerde falan mı, evet, çalıştın? Evet, gemilerde de çalıştım. Aynen. Evet, çalışıp geliyoruz biz de, evet, buraya. Evet, gemilerde çalıştın. Evet. Gemilerde çalışmak da değişik bir deneyim olsa gerek aslında, değil mi? Tabii, yani kolay bir şey değil. Hı-hı. Çok sabır isteyen bir meslek, denizcilik. Allah kolaylık versin şu an yapanlara. Peki, şey yapıyor muydunuz yani? Denizde çalışıyor muydunuz yoksa bir çalışıyorum yandan aktif olarak yol alıp mı? Yani yok, denizde yandan çalışıyordum. Yani gemide kontrol sistemlerinden sorumluydum. Hı hı. Yani o gemi giderken de içinde olan 3 ay hani denizde yaşadınız. Aynen. Evet, gerçekten sabır isteyen bir şey. Yani ben denizi çok seven biri olarak. Yani bu 4 mevsim yapılan bir şey, sözünü, evet, kestim, kusura bakmayın. Hava şartları çok ağır olduğunda gerçekten inanılmaz oluyor. Dayanamıyor insan. Hani çok kötü durumlara düşebiliyor. İşte istifralar, bilmem neler falan filan. O nedenle denizcilik gerçekten sabır ve beceri isteyen bir şey. Evet, yani böyle tekneyle tatile gittiğimizde falan. Onlar için sıkıntı yok canım. İlk birkaç gün bile böyle bazen bir ilaç içtiğimiz oluyor. Evet. Yani çok dalgalıysa deniz, evet, falan. Evet. Yani açık denize çıkıp başka bir ülkeye falan gideceksek hele, o zaman hani hakikaten hani onun uzun vadede, evet, çok eğlenceli tatil olduğu için ama, evet, uzun vadede tabii zorlayıcı bir şey olabilir. Evet. Enteresan bir deneyim. Ama senin için de hep müzik vardı tabii. Aynen. Sonra işte dediğim gibi çalıştık. Kazandığımız parayı harcayamaz hale geldik. Öyle söyleyeyim. Değil mi? Çok çalıştınız. Yani şimdi denizde olduğunuz sürece hep maaşınızı alıyorsunuz ama çok fazla harcayamıyorsunuz. Yalan yoktu yani. Tamam, ben hemen IBAN'ımı veriyorum. Gönderin. Ben nasıl harcıyorum görün. Tamam, 5 dakikada. Ondan sonra ve şunu anladım. 2012'de ben annemi kaybettim. Evet. O benim için dönüm noktası oldu. Yani, aslında ilk o zaman bir şarkı yazıp çıkıyorsunuz değil mi? Yok, daha önceden de yazmıştım ama o olaydan sonra özel bir şarkı yazdım. Zaten onun, hı-hı, da Bir Veda Daha'yı da kliplendirdik. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Sezgin Gezgin aranjörlüğünde. Ama işte o olay bende şöyle bir şey yarattı. İnsanoğlu bir kere geliyor dünyaya ve bunun tekrarı yok. Değil mi? Dolayısıyla yaşadığınız, mutlu olduğunuz en iyi şeyi yapmanız lazım. Gerçekten öyle. Yani bir günü tekrar yaşayamıyoruz. Ne yazık ki böyle bir gerçek var yani. Evet, yani şu an de bir saniye öncesine bile geri gidemiyorken, evet, aslında, evet, hayat o kadar da kasılacak bir şey değil, evet, yani değil, evet, mi? Evet, böyle biraz, aynen, akışına bırakmak, aynen, gerekiyor. Aynen. Mutlu olduğunuz yerde mutlu olduğunuz kişilerle olmak, evet, gerekiyor. Evet, kesinlikle. Gibi. Evet. Evet, siz de bu arada döndünüz müziğe artık tamamen. Evet, şu an, hı-hı, müzikle iç içeyim. Hı-hı. Dediğim gibi işte projelerimiz devam ediyor. Kifayetsiz şarkımız çıktı. Listelere girdi. Olsun. Çok teşekkürler. Dinlenmelerde en üst seviyelere kadar çıktı çok şükür. Gayet güzel gitti. Peki bu mesela bu şarkıyı yaparken böyle aklınızda soru işaretleri var mıydı? Yani işte bu listelere girmek gibi. İşte yani aslında olur? Onun ışını geçmedi vallahi isimli şarkımla onu verdik. Hı. Orada ilk 20'lere kadar yükselmişti. Hı hı. Bir potansiyel oluşturduk orada. Geliyorum dedi yani. Evet, o geliyorum. Bak, diye. Dikkat edin, orada, geliyorum. Evet. Serkan Balkan, o da Hande Ünsal'ın biliyorsunuz. Hı hı. Çok değerli aranjörlerinden. Onunla çalıştık. Coşkun Turgut'la da yönetmenliğimiz, klibimizi çektik. Erhan Bayrak'la da bir bağlantınız var galiba. Erhan Bayrak'la ben çalışmayı çok istiyorum. Çok değerli büyüğümüz Erhan abimiz. Erhan'cığım bak, çalışmak istiyormuş. Evet, buradan Milyon TV ekranlarından lütfen. Erhan Bey'in çok yakın arkadaşım, ailesi, hepsi. Evet. Biz onu, Erhan Bey'le stüdyosuna gittim ben. Orada bir tanışıp çay kahve içmiştik. Onun dışında ödül töreninde karşılaştık. Ve orada ödül aldı zaten. Galiba o ödül törenini ben sunuyordum. Önündeki röportajları yapıyordum. Ödül almıştı çünkü o, evet, gece. Evet, 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 evet. Olabilir, evet, doğrudur. Evet, ben yapıyordum. Aynen. Erhan Bayrak mükemmel bir aranjör yani. Mükemmel yani. Türkiye'de işte ilk 5 mi 10 mu kaç kişiyse artık yani, onlardan. Yani en, evet, evet, valla toplarından biri. Yaptığı işlerle zaten kendini ispatlamış birisi. Evet, zaten o sadece aranjörlük yapıyor. Hani hiç sahnelerde göremeyiz, hı-hı, başka şeylerde tabii, göremeyiz tabii, ama hani o kadar başarılı ki zaten o artık böyle imzasını, adını soyadını söylemesi yeterli. Evet, gerçekten, evet, çok güzel işler yapıyor. Aynen. Hepsini öpüyorum. Aylin Cimi, Iris'i, hepsini öpüyorum. Çok tatlı bir kızımız var. Çok tatlı bir kızımız var.
kızı var. Harika. Jimnastikçi. Süper. Süper yetenekli. Ben ailene diyorum, ailem bu ne olacak bilmiyorum Zeynep. Biz de bilmiyoruz diyor. Yani inanılmaz dans ediyor. Evet. İnanılmaz lastik gibi bir kız. Erhan Bey'le fotoğraf çekiniyoruz böyle. Yanaşıyor. Hemen geliyor. Abicim bırak babamı falan bilmem ne falan. Çok tatlı. Tatlı. Çok tatlı gerçekten. Çok tatlı. Hayatta böyle en çok yapmak istediğin ya da böyle kendini en çok görmek istediğin yer neresi? Yani her sanatçının olduğu gibi tabii ki Harbiye. Yani Türkiye için maksimum yeri orası. Kısmet neden olmasın? Neden olmasın? Hı hı. Peki böyle konserlerin falan devam ediyor mu? Yani şu durumda değil ama yani daha doğrusu şöyle değiştireyim sorumu. Yeni projelerin var mı? Tabii, yani tabii, çıkan projeyle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Kifayetsiz'i çıkardık 12 Ağustos'ta. Ondan 2 ay sonra Akustin'i yayınladık. Onu da kliplendirdik. Evet. Şimdi önümüzdeki ya işte bu şey çok önemli. Bu pandemi, süreç. Pandemi süreci çok önemli. Aslında çalışmayı çıkartıyoruz, kendimizi unutturmamak için çıkartıyoruz. Unutulmak gibi bir korkun var mı? Yani unutulmak değil de piyasada olmak. Piyasada olmak. Evet, yani piyasada olmalıyız çünkü. Öbür türlü gerçekten şu an zaten dijital ortamlardan kaynaklı her şey çok çabuk tüketiliyor. Her şey fast food. Artık öyle diyorum. Yani o hamburger hızında bitiyor. Evet, tık tık evet. Tık 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 böyle yedik içtik falan hesabı zaten peşine ödüyorsun. Aynen. Ve gidiyorsun. Aynen. Yani. Evet, bütün şarkıların çok kısa bir ömrü var. Bütün kıyafetlerin çok kısa ömrü var. Yeni şarkımızı hazırlıyoruz şu an, onu söyleyeyim. Çok güzel. Bu arada 100'e yakın 5 sene olduğu yazıyor seni araştırdığında. Evet. Bu sayı gerçek mi? Ya bu sayı gerçek mi? Benim yaptığım hani böyle ressamlar eskiz yaparlar ya. Karalarlar vesaire. Benim de karaladıklarımla beraber yüzü evet geçmiş var. Mesela benimle zaten ilgili çıkan önümüzdeki hafta bir tane daha çıkacak kısmet olursa. Fiyatlar yanlış mesela. Zeynep Bozkaya bilmem ne kadar öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bir elbise satmadı beni. Evet. İnşallah olur dua edin. Evet. Şöyle bir şey, bir mesaj gelmiş. Selam Alp Bey. Gemideki ünvanını öğrenebilir miyiz acaba? Biz de denizciyiz. Ekipmandan sorumlu personel diye bir şey yok da. Ünvanı nedir acaba? Teşekkür ederim. Yani elektrik elektronik mühendisi olarak. Sorunuzun cevabını aldınız efendim. Bu arada askeriyede de çalıştım bir dönem. Orada da yüzbaşıydım. Süper. Aa, öyle bir şey de var ha? Evet, evet. Askeri geçmişim de var. Askeriye zor bir şey değil mi? Bu arada teşekkür etmiş bize. Bize teşekkür Saygılar, ediyoruz. Saygılar, selamlar tüm denizci arkadaşlarımıza. Valla bütün denizde olanlara. Allah kolaylıklar versin. Evet, ne güzel ya. Deniz de güzel ama ya. Bu arada askeriye çok disiplinli bir yer değil mi ya? Bir aşırı. Müzisyen için çok zor değil mi? Ya duygularınızı tamamen kapattığınız ve bastırdığınız bir ortam. Çünkü gerçekten yani böyle insanın robotlaştırılmış hali gibi bir şey yani. Hani böyle orada böyle ne dedim ben ya? Ben gemide gitar çalıyordum, bana kızıyorlardı. Yani değil mi? Tabii canım, tabii. Hani, çünkü gerçekten böyle despot hayatların olduğu, sürekli alt üstün olduğu. Aynen. İşte yok o geldi, yok bu gitti, böyle yıldızların galaksilere dönüştüğü falan böyle evet, bir. Evet, terimleri hani, bu arada çok iyi biliyorsunuz. Serüven çık akraba ailemizde evet. Asker var. Yıldız savaşları doğru. Hani o gerçekten. Galaksiler. Şimdi ismini vermek istemem ama böyle Türkiye'de çok tanınmış bizim akrabamız bir asker çok üst seviyelerde. Her neyse yani ondan dolayı biliyoruz sıkıntılı olduğunu. Elektrik zabıtı teşekkürler demiş. Çok selamlar. Valla bak şeyler devam ediyor. Mesaj gelmiş tekrar. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Mardin'den Rojin. Sevgi, sizi seviyoruz. Tabii biraz Türkçe'de şey var, sorun var. Benim için Sezen Aksu'dan bir şeyler çalabilirler mi demiş efendim. Şu anda bilmiyoruz neler var. Ama Sezen Aksu'da varsa tabii sizin aynen, için ben de yoluma gidelim var çalırız. Çalıp söyleyebilirler. Madem şarkı istekleri gelmeye başladı o zaman şöyle canlı bir şeyler tamam. Yapalım mı? Şeytan yapalım mı? Biraz hareketlenelim. Şeytan yapalım. Evet. Birazdan da Sezen Aksu'yu çalacağız. Buyurun efendim. Aynen. Şeytanımız bol olsun diye böyle saçma bespri. Ses alabilir miyiz? Haydi Allah. Değişmezsin, seni sahibin sevsin.
kalbimde saklı. Bu gece kalbimi evde bıraktım, ruhumu artık şeytana sattım. Seni sevmekle büyük hata yaptım, elveda tatlım. Bu gece kalbimi evde bıraktım, ruhumu artık şeytana sattım. Seni sevmekle büyük hata yaptım, elveda tatlım. Başında bizi izleyenler, siz de işin lütfen. Kırk canım olsa birini vermem. Sen demezsin, değişmezsin. Seni sahibin sevsin. Hangimiz haklı? Dünyalar farklı. Bu alemde işim olmaz yaram kalbimde saklı. Bu gece kalbimi evde bıraktım, ruhumu artık şeytana sattım. Seni sevmekle büyük hata yaptım, elveda tatlım. Bu gece kalbimi evde bıraktım, ruhumu artık şeytana sattım. Seni sevmekle büyük hata yaptım, elveda tatlım. Bravo, çok teşekkürler. Kocaman bir alkış orkestramız alalım. Evet, bravo. Böyle keşke alkış efektimiz olsaydı da alttan verseydik coşkuyu. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkıyla böyle bir stüdyoyu coşturdunuz. Onur Bey, klarnetçimiz, çok değerli müzisyen kendisi. Mert Dörter. Muhakkak. Çok değerli bir gitarist kendisi. Çok teşekkürler. Onları da bugün özellikle buraya çağırdık. Çok iyi yapmışsınız. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Hoşça geldiniz. Güzel oluyor. Güzel geçiyor. Tabii böyle canlı müzik olunca aslında hani programlarda falan. Tabii bir anda programın aslında şeyi yükseliyor. Enerjisi yükseliyor. Ve çok güzel oluyor tabii. Aynen. Biz de şarkı söylemeyi seven ve oynamayı seven bir toplum olarak hemen o eller, kollar başlıyor yani alkışlamaya. Evet. Güzel oluyor valla. Bu arada bizi arıyorsunuz arkadaşlar ama biz gerçekten telefonları açamıyoruz. O yüzden sizi reddetmek zorunda kalıyorum ama WhatsApp'tan yazarsanız mesajlarınızı okuyacağım. Israrla görüntülü arıyorlar. Ne çıkacağını bilemediğim için açıkçası evet, açmak görüntülü istemiyorum. Yani açarım alakasız bir şey çıkar. Bazen diyorum ki hadi açayım falan ama öyle bir cesaretim yok. Ne çıkacağı belli olmayan telefonlardan korkuyorum. Evet, evet bu arada kifayetsiz klibinizle çıktınız. Evet. Nasıl gidiyor şu anda klibiniz? Gayet iyi. İşte listelere şey girdik. Pik yaptık. Şu an televizyon kanallarında özellikle Milyon TV'de çok teşekkürler buradan. Klibimiz yayınlanıyor. Gayet güzel gidiyor. Yayınlıyorlar. Gidip. Tabii tabii. Tabii ki Umut Bey'e buradan selamlar Umut Kuzey'e. Umut Bey bizi izliyordur şu anda. Çok teşekkürler sağ olsun. Ondan sonra tabii o da gerçekten böyle kendisi de bir müzisyen olarak aynı zamanda. İlk hafta 9. sıraya çıktık. Çok güzel, evet. Süper. Her sonra şey yerellerde 1 numaraya çıktık. Daha ne olsun? Daha ne olsun artık? Ne olsun. Madem bu kadar kifayetsiz dedik. Hadi hep beraber şu kifayetsizi izleyelim de. Tamam izleyelim. Tekrar üzerine konuşalım. Şimdi. Tamam. Kim giydirmiş, kim styling yapmış, klibi nasıl? Aslında ben milyon kere izledim ama klibi nasıl olmuş? Tekrar şöyle bir hatırlayalım. Tamam. O zaman hep beraber kifayetsiz diyoruz. Vallahi gerçekten çok güzel bir klip olmuş. Kim çekti klibi? Emrah Özbilen. Emrah Özbilen çekti. Styling'i kim yaptı? Seda Solmaz. Seda Solmaz yaptı efendim. Bunlar ona ait dermişim. Nerede çektiniz? Kemerburgaz. Belgrad Ormanları yolunda mı çektiniz? Kum ne o? Bir şey diyorlar. Kilios. Yok yok. Anladım nerede çektiniz. O fix bir yer var. Evet evet. Kliplerin çekildiği. Kum plajı mı diyorlar? Evet, bir şey diyorlar oraya. Bizim aynı zamanda orada Kilios'ta yine oraya çok yakın. Milyon Kilios var. Evet evet biliyorum orası milyon. Orası da müthiş bir yer. Evet, biz oraya aynen. Yemeğe falan gidiyoruz aynen. Bazen. Yazında orada bir iki kere denize yani plaja falan da denize de giriyoruz. Çok güzel. Bu arada mesajlar geliyor. Ondan sonra şöyle bir okumak istiyorum. Merhaba, seni çok seviyorum abla. Yine çok güzelsin. Gözlerimi alamıyorum. Ben Azerbaycan'dan Türkan. Türkan'cığım çok teşekkür ederim. Çok bu güzel iltifatın için. Çok teşekkür ederim. Resmin olsaydı seni paylaşırdım ama bir şeyler oluyor şu anda. Çok fazla telefon çalıyor bir yandan. Selam yazmış. Selam ama herhalde daha yazıyor. Birisi bize sesli mesaj göndermiş. Onu okuyamıyorum, dinleyemiyoruz. Ondan sonra sizi seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten
Güzel mesajlarınız ve yorumlarınız için ve okuyabildiklerim için güzel şeyler söylemişler ama çok fazla arıyorlar. O yüzden hani reddetmek durumunda kalıyorum tabii ki. Eğer aramazsanız mesaj olarak yazarsanız okuyabilirim söylemek istediklerinizi. Zeynep Bozkaya efendim adımı tekrar sormuşsunuz. Zaten yazıyor da ekranda da. Ondan sonra böyle işte izliyorlar bizi. Elbisemi markasını falan soruyorlar ama markasını ben sonra Instagram'a paylaşacağım. Yani bu kendi tasarımım değil, bugün yetişmedi. Yetiştiremiyoruz artık yani, o kadar çok programlar koşturmalar, evet, kendi markamdan giyemedim bugün ama söyleyeceğim. Söz küpelerimi de söyleyeceğim. Küpelerimi de sormuşlar. Teşekkür ederim efendim ilginiz için. Ayakkabılarım da dolabımdan, yeni değil. Onları paylaşamayacağım. Her şeyimi soruyorlar. Ojelerimi, küpelerimi, saatimi, saatimi unuttum. Takmadığımda saatini takmamışsın abla falan. Şu an yani her şeyi yazıyorlar. Gençlerde. Evet, o kadar takipteler ki bir yandan da kendi Instagram'a gelen mesajları. Her zaman siz gibi şık hanımefendi göremedikleri için. Evet, hoşlarına gidiyor herhalde. Böyle ben böyle burada oturuyorum. Kıpır kıpır tip. Evet. Ondan sonra Zeynep abla gerçekten yine çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ardahan'dan sevgiler. Sizi izlerken çok mutlu oluyorum. Annem size bir şeyler göndermek istiyor. Adres istiyor. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Kanala gönderebilirsiniz efendim. Buradan alırım ben. Sedef Kapadokya'dan sevgiler demiş. Bir magazin firması. Şu anda sizi izliyoruz. Çok güzel gözüküyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Magazin haberleri yapan. Yine çok güzelsiniz. Ayakkabınızı istiyorum. Ayakkabımı istemeyin ya. Bir ayakkabılarımı dağıtıyorum. Bana da kalsın. Sürekli ayakkabılarımı istiyorlar, gönderiyorum. Ayakkabısız kaldım. Konuğunuzun ayakkabısı da çok güzel yazmışlar. Evet, bence de çok güzel. Sneaker. Ben de çok severim valla bu tarz ayakkabıları. Çok rahat ve hayat kurtaran ayakkabılar. Evet, her aynen. Şeyin altına oluyor. Aynen. Evet. Canlı şarkı söyleyecek mi demişler. Evet, biraz sonra tekrar canlı söylemeye devam edecek. Doyamıyorlar. Kaçırmayın. İzlemeye ve dinlemeye. Bunu ya ne yazmışsın? Yani bazen de böyle olmayacak mesaj atıyorlar. Son bir iki mesaj daha okuyacağım. Bir saniye, telefonum dondu. Oh. Enteresan bir mesaj. Bizim resmimizi çekip yollamışlar. Teşekkür ederiz. Ondan sonra kalpler göndermişler. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok fazla var. O yüzden şu anda bunları okursam bitmeyecek. Çok çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Hadi peki son bir tane de buradan okuyayım. Oğlumla gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun. Selamlar. Babanız olabilir mi? Teşekkür ederim. İsmi neydi? Sağ ol babacığım. Tekin. Tekin hocam. Tekin evet, hocam. Valla şöyle biz üstümüzü başımızı düzeltelim. Tekin Güvenir. Ben de çok mutlu oldum. Son bir mesaj okuyayım dedim. Babanızın mesajı çıktı. Evet ya, böyle izlemek çok gurur verici olsa gerek. Tabii yani farklı bir duygu olsa gerek. Evet, benim babam da her programı izleyip her programda yaptığım her şeyi, her saniyeyi söylüyor. Orada öyle yaptın, burada böyle yaptın, orada saçını düzelttin, burada küpeni tuttun. Evet. O kadar dikkatli izliyor ki. Ondan sonra işte onlar iyi ki varlar yani. Aynen. Babanın da resmi var. Şimdi ben de babanın resmini ekrana vermek istiyorum. Tabii o böyle bir şey ister mi bilmiyorum ama. Çok güzel bir resminizi buldum. Evet. Profil resminiz. Evet, profil ondan sonra gerçekten gurur duyulacak işler yapıyor oldunuz. Ne güzel. İnşallah derisi bizlerin başlarında. Ellerinden öpüyoruz. Şu an Afyon'da kendisi, tüm Afyon Karahisarlıları. Bütün hemşehrilerimize saygılar, sevgiler. Evet, el sallıyoruz. Kaymak, sucuk diyarı. Evet ya, göndersenize bize sucukları, kaymakları yiyelim. Aynen. Ben de bu, yani bana ne oluyorsa böyle hiç sucuk falan öyle şeyler yiyemem aslında. Hı hı. Bu aralar bildiğin yani bu pandemi sürecince bayağı sucuklar, kaymaklar, yani yemelere doyamıyorum yani. Zaten çok seviyorum. Bir şey oldu, bizim Kifayetsiz'in klibini çekmeden önce. Pandemiden önce yapmıştık biz aranjeyi vesaire. Hı hı. Diyete girdim. Çok mecbur. Güzel mecbur. Kilo verdim. Evet. Albüm çıkaracak olanların diyete girmesi mecbur efendim. Evet, çok güzel. Çok güzel diyete girdim. 42 olacaksınız. Yönetmenler öyle istiyor. Çok güzel diyete girdim. Haftaya klip çekeceğiz. Pat. Yönetmenlerin işleri iptal oldu. Spor salonları kapandı. Herkes sokağa çıkma yasağı geldi. Ama kaymakçılar, sucukçular devam. Öyle olunca da kilo aldık yani. Yapacak bir şey yok. Onlar açıkçası onu yedik. Klibe de kilolu girdik bu arada. Yani yaptığım diyet de işe yaramadı ama ayrısı artık. Ne süper. Aile Afyon'da mı yaşıyor?
şöyle söyleyeyim, annemi kaybettikten sonra babam ikinci kez evlendi. İzmir'de yaşıyorlar. Ben de İzmir'deyim. Git gel yapıyorum buraya. Ara ara da Afyon'a geçiyorlar. İzmir akrabalar, de güzeldir ya. İzmir çok güzel. Ben bugün buraya geldim, dondum yani. Çok soğuk burası. Burası ciddi soğuk. Evet. Bir anda soğuk. Hatta biraz nazarlık da oldu. Ondan böyle çatlama olur mu diye şey yapıyorum, tedirgin oluyorum ama. Ama şey, buralar bir anda soğudu. Ama önümüzdeki hafta galiba düzelecekmiş. Ama ben bu yağmurlu ve bu havaları da çok seviyorum. Güzel, ben de seviyorum da biraz alıştıra alıştıra olsa. Evet, bazen pat diye oluyor ama. Aynen. Kızım Hira Mercan, Zeynep abla seni çok seviyoruz demiş. Çok tatlı, o yüzden göstereceğim. Bu ne ya? Çok maşallah. Şekersiniz. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah nazardan saklasın. Boncuk gibi gözleri var. Ben de sizi çok seviyorum. Hira Mercan'ı da kocaman öpüyorum. Korona olmasaydı da gelseydin stüdyoya, ağırlasaydık burada, onları öpseydik. Evet. Bazen geliyorlar izleyicilerimiz. Kapının önünde bekliyorlar falan. Kanalı buluyorlar. Öyle enteresan şeyler de olmuyor değil. Bu arada programımızın sonlarına yaklaşıyoruz artık. Oo, bizim o yüzden şarkımız biz birazcık daha, hadi şarkı, birazcık daha şarkı. Tamam, o zaman Sezen Aksu'dan, Sezen Aksu'dan Ben de Yoluma Giderim işte, evet, diye hadi yapalım. Benim de çok sevdiğim bir şarkı. Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam, tutamam gideni. Belli ki kırmak istemiyorsun kalbimi. Kıyamam, kıyamam iyi mi? Giden gitmiştir zaten. Kesemem, kesemem yolunu. Hani satılan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun er oyuncağı çabucak doyumu. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Satın alınan sevgiye alıştırılmış bir çocuğun her oyuncağı çabucak doyur. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Gider acımı çekerim. Bravo. Çok teşekkürler. Çok güzel bir şarkı. Ne kadar güzel sözleri var değil mi ya? Evet, harika. Evet, tam Sezen Aksu farkı. Evet ya, Sezen Aksu farkı. Aynen. Gerçekten yani kendisini tanıyorum. Yani gerçekten bence, tabii uzun yıllardır görmedim ama
Gerçekten ama gerçekten hayatımda iyi ki yani iyi ki birlikte yemek yedim, iyi ki birlikte biraz mesai harcadım bir süre böyle. Harika. Hani iyi ki bir şekilde esprilerine maruz kaldım, iyi ki hayata bakış açısına. O kadar tatlı, o kadar naif, o kadar komik, evet. O kadar eğlenceli, o kadar dolu. Yani işte artık neyse anlatamadığımızdan bir sürü kelime. Bu arada tekrar mesaj gelmiş. Alp Güvenir, seni çok seviyoruz. İzmir'den selamlar Zeynep Hanım demişler. Ama isminizi yazmadığınız için isminizi söyleyemiyorum. Bizden de selamlar olsun. Bizden de selamlar olsun. Güzel İzmir'imize. Hadi bugün sizi de ekrana verelim. Beyefendi buymuş efendim. Sizi deşifre ediyorum bugün. Deşifre gününde bugün. Bu arada siz birkaç şarkı daha hazırladınız değil mi evet, bizim evet, için? Evet, evet. Acaba şöyle yapsak, böyle bir konuşma yapsak hani tamam. Seyircilerimize. Ben yeni konuğumu alacağım sizden sonra. Tamam. Ama böyle arka arkaya hani bir iki şarkı yapsak sonra da programımıza. Olur. Tabii ki. Tamam, o zaman böyle son olarak Milyon TV izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri takip eden, dinleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Instagram'ınızı da söyleyebilirsiniz. Alp Güvenir Official Instagram adresi. Facebook'ta Alp Güvenir. Her yerden, sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Oradan da sen bütün her şeyi veriyorsun. Evet, konser takvimimizi, yeni çıkacak olan projelerimizi, her şeyi oradan. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. YouTube projemiz güzel. Var. Evet. YouTube çok güzel. Soracaktım aynen. Aslında ama zaman yetişmedi. Aynen. YouTube nasıl gidiyor bu arada? YouTube güzel. Akustik projemizi zaten YouTube kanalından yayınladık. O da gayet güzel. Milyona doğru gidiyor kısmetse. Hadi güzel. Bakalım. Evet, İnşallah şey. Milyon TV'ye geldiniz. Böyle milyon. Umut Kuzey'e de buradan çok teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Umut Kuzey de bizi izliyor. Özlem Özbakan Hanım'a da çok teşekkürler buradan. Çok teşekkür ederiz. Umut Bey bizi izliyor ve çekip bana Can yollamış. Can Bozoklar'a da buradan çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, Can'a da buradan Can Bozoklar'a da. Sevgilerimizi iletelim. Çok sağ olun. Aynen. O zaman buyurun efendim. Tamam. Gitme seviyorum. Biz bu arada programımıza devam edeceğiz yeni konuğumuzla. Müzikten sonra bir reklam arasına gireceğiz ve tekrar programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gönlüne sar beni sev, sen sev beni. Yorgun düştüm yalnızlıktan. Aşkıma kapıl da gel, sen gel bana. Kanım kaynar bakışından. Çıldırırım beni aramazsan öfkeler. Gücüm kalmaz, yok olamam. Gülme, sana böyle tutuldum diye, sana bir ömür adadım diye. Gülme, ne olur gitme. Thank you.
adadım diye gülüme ne olur. Gitme, seviyorum. Gülme, sana böyle tutuldum diye, sana bir ömür adadım diye gülme ne olur. Gitme, buradan Haruk Olçağ'da sonsuz saygılar. Gerçekten. Bu gece son yapalım. Son şarkı. Kocaman alkış. Mert Örtel, Onur Aydemir.
Çok teşekkürler, sağ olun. O zaman biraz sonra yeni konuğumuzla sizlerle birlikte olduk. Herkese merhaba. Size dediğim gibi bir sonraki konuğumla şimdi sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Tuğçe Sayın bizlerle birlikte. Tuğçe Sayın kimdir? Neler yapıyor? Onları şimdi hep beraber konuşacağız. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyi oldum. Seni gördüm daha iyi oldum. Çok şıksın öncelikle. Çok söylemek istiyorum. Valla elbisene bayıldım. Neden benim değil bu elbise dedim yani. O kadar beğendim ki lacivertin en sevdiğim tonlarından birini giymişsin ve benim çok sevdiğim tüylerle birlikte kombinlemişsin. Muhteşem. Tasarım sana mı ait? Tasarım bana ait. Kendine ait tasarımları giymeyi seviyorsun, evet. Değil mi? Ben de öyleyim aslında. Genel olarak yani hayatım %90'ına kendime ait elbiseler ve tasarımlar görüyorum ama bugün değil çünkü yetiştiremedik. Artık o kadar yoğunuz, evet. Ki hani arada böyle artık bana bir şey yapmak böyle atölyeyi, çünkü böyle 25 dakika sonra elbise falan istiyorum. Yarım saatte çıkıyorum elbise dikin diyorum. Böyle artık fermuarın yarısını dikiyorlar, yarısı ben dikerim onu falan, üstümde dikiyorum. Kendimizi falan. Kendimizi sona bırakıyoruz. Evet, hep öncelik, evet. Başka müşterilerimizde olduğu aynen için. Aynen öyle. Evet Tuğçe, neler yapıyorsun? Anlat kendini bize. Şimdi yeni koleksiyon hazırlıyorum kış için. Aynı zamanda sen de öylesindir. Bu sezonda 70'ler, 80'ler moda. Onlara uydurmaya çalışıyoruz. Kırmızılar var bu sezon, bu kış. Yeni koleksiyon hazırlığı içindeyim. Onun dışında sahne kıyafetleri hazırlıyorduk ama pandemiden ötürü konserlerimiz iptal oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu senenin renklerinden biraz bize bahsetsene. Bu sene kış ayında kırmızı ve kırmızının tonları moda. Geçtiğimiz yaz mavi mavinin tonları modaydı. Hiç sevmesem de aslında ben mavi ve mavi tonlarını tabii ki modaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bugün de olduğu gibi mesela lacivert giydim. Evet, aslında lacivert çok güzel bir renkti. Ben mesela lacivertle siyah kombinlemeyi çok severim. Ben de çok severim. Lacivertle kahverengiyi kombinlemeyi çok severim. Lacivertle kırmızıyı kombinlemeyi çok severim. Evet. Bu sene böyle kışın işte neler var? Toprak tonları var, yeşiller var, kırmızılar var. Siyah zaten olmazsa olmaz, beyazlar var. Hatta bu sene çok güzel bir renk skalası, evet, var. Kesinlikle. Şöyle ki mesela kırmızı mont giyip içine pembe renk cümbüşü var pembe bu sene. Bir kazak giyip altına tekrar kırmızı bir şey giyip pembe bir bot giyebiliyoruz, evet. Ya da beline kahverengi bir kemer takabiliyoruz falan. Bu sene böyle çok güzel. Benim, evet, kırmızıyla pembeyi de çok severim, ben aynı anda kombinlemeyi. Mesela bu sene öyle şeyler var. Yeşilin tonları var. Ondan sonra sarılar var. Sarılar güzel var. Böyle şu yastığın sarısı gibi hardal sarılar var. Hardal falan. Sarıları var. Ondan sonra griler var. Griler zaten olmazsa olmaz. Ve güzel böyle şeyler var aslında. Trikolar var. Bu sene triko var. Hatta böyle eskiden şeyler vardı ya, içli pançolar, dışlı takımlar. Pançolar çok moda mesela. Pançolar çok moda. El örgüleri çok moda, evet. Bu sene. El örgüsü kazaklar falan. Ondan sonra hiç koleksiyonda el örgüsüne yer veriyor musun? El örgüsüne vermiyorum ama çok istediğim bir koleksiyon o da. Böyle triko elbiseler, kesinlikle. Triko ceketler, evet. Falan. Triko böyle crop toplar falan. Evet. Bu sene çok fazla var ve içli pantolonları dışlı. Pantolonları da çok seviyorum triko mesela. Triko pantolon. Ama triko pantolon da çok zor değil mi ya bulunması? Çok zor. Diz falan da, çıkıyor. Ben çok zayıf da olsa biraz daha kalın gösteriyor. Kalın gösteriyor. Kalın gösteriyor. Benim bir iki tane triko pantolonum var. Ama bir süre sonra çok da iyi bir marka olmasına rağmen böyle hafif dizleri şey oluyor. Onu böyle çok kısa giyeceğim ve oturmayacağım günlerde, evet. Giyiyorum. Allah'tan oturmadığım gün o kadar çok ki. Sürekli koşturduğum bir gün. Bu arada Tuğçe aslında beni takip ediyormuş ve biliyormuş. Evet. Aynı zamanda ortak bir arkadaşımız var. Sevgili Saran Hünal. Ondan sonra, evet. Buradan öpücüklerimi iletiyorum. Aynı zamanda babası. Saruhan'ın babası korona olmuş. Evet. Hastanedeler şu anda. Kan arıyorlar. Evet. Çok geçmiş olsun Saruhan'cığım. Zaten dün de konuştuk. Yine arayacağım bugün de. Bize vesile oldu tanışmamıza. Evet, çok, çok da iyi oldu. Evet, evet, neler yapıyorsun? Kimlerle çalışıyorsun? Şöyle, ben markamı bir yıl olmadı daha kuralı. Öncesinden bahsedeyim. Yaklaşık 14 yıllık bir moda geçmişim var. 6 yıl boyunca Amerikalı ünlüleri giydiren bir firmada yöneticilik yaptım. Aklınıza gelecek bütün Amerikalı ünlüleri giydirdim. Jennifer Lopez, Madonna gibi birçok Amerikalı ünlüyle çalıştık. Daha sonra
kendime marka kurmaya karar verdim. Hı-hı. Çünkü arkadaşlarım bir yere gideceğimiz zaman Tuğçe ben ne giyeyim? Ben işte bununla bunu kombin yapayım değil mi? Ben bunu artık işe çevirmeliyim. Hı-hı. İlk önce Hande Yener'i giydirdim. Hande Yener için bir sahne kostümü tasarlamıştım. Sonra benim şans meleğim, yine onu buradan çok öpüyorum, Emel Yıldırım benim için çok çok önemli hayatımda. Onunla beraber birçok ünlüden teklif alarak onlar için kıyafetler tasarladım. Mesela bu sezon benim de en büyük hayalimdi markayı kurarken bu sene Harbiye'de Berkay'ı giydirmek. Aslında ben bu işe bayanlarla başlamama rağmen Berkay'ı giydirmeyi, tarzını değiştirmeyi çok istiyordum. Berkay'ın tarzını beğenmiyor muydun? Beğenmediğim için değil ama bence bir hareket katılması lazım. Çok spor geliyordu bana onun sahne kıyafetleri. Daha fazla hareket... eşortman giyiyordu değil mi? Evet ama ben onu troklarla, işte gömlekleri trokladık, tişörtü trokladık. Yani onun tabii ki onun çizgisinden çıkmadık. Yine onun sevdiği gibi oversize tişörtlerini trokladık. Kendisinde tabii ki benim en çok önem verdiğim şey karşı tarafın mutlu olması. Evet, o çok önemli çünkü kendini iyi hissetmezse, yani giydiğiniz elbise o kadar önemli ki kendinizi iyi hissetmezseniz ciddi sorun var. Yani işte yakanız olmazsa, işte kolun. Kesinlikle. Yani mesela ben şu an burada çok rahat oturmam gerekiyor. Hani eteğim açıldı mı, kaşım düştü mü, kirpim oynadı mı falan, o kadar insanı tedirgin eden bir şey ki bu kesinlikle sahnede çok daha önemli. Çünkü hareket halindeler. Orada o yüzden onları da düşünmek gerekiyor. Evet. Peki nasıl giydiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Provalara falan gidiyor musun? İzliyor musun? Tabii ki provaların hepsinde Harbiye'de vardım. Hı hı. 4 konser olarak görüşmüştük ama 2 konserimiz işte pandemiden ötürü iptal oldu. Keşke iptal olmasaydı, çok çok böyle dünya starlarının standardına bir ceket hazırladım. Onu daha giyemedi Berkay. O şu an saklı mı? Tabii saklı onda. Onu kesinlikle göstermiyoruz zaten. İnşallah böyle şu ortam düzelir de en kısa zamanda en güzel şekilde hep beraber konserleri verir. Evet. Şöyle birlikte hep beraber sahne kıyafetleri hazırlamaya devam edelim. İnşallah. Güzel gidiyor. Dediğim gibi Berkay nesini bilen birisi, spor giymeyi seviyor. Onun tarzının dışına çok çıkmıyoruz. Onun dışında zaten dansçıları da ben hazırladım. Hı hı. Bütün Harbiye bana aitti. Aşkım Kapışman sahnelerini hazırladık. Hı hı. O da çok sade ve spor giyinen birisi. Ama ona da birazcık hareket kattık giydiği kıyafetlerine. Gürkan Şef var yine erkekler arasında. O da İtalyan tarzı bir gömlek tercih etti benden. Böyle devam ediyor. Öyle. Murat Boz da var ürünlerimiz ama onlar da konserler iptal olduğu için yine giyemedik. Evet, maalesef öyle şeyler benim de başıma geldi. Böyle hazırlayıp da iş yerinde beklettiğim, kimisini teslim edip de onlar da bekleyen kıyafetler oluyor. Ama inşallah bugünler geçecek. Abla sorar mısın? Yırtık cinli mavi bluz olur mu? Tabii ki olur. Kesinlikle olur ve güzel de olur. Çok da güzel olur. Zaten aslında jean giymek aslında kolaya kaçmak değil mi? Bence jean giyiyorsan zaten güzelsin, rahat ol. Kesinlikle jean'in üzerine taşlı bir tişört giyip gece de bir yere gidebilirsin. Daha basic bir şey giyip ayağında spor ayakkabıyla gündüz de evet, kurtarıcı hatta parça. Hatta beyaz bir şey giyip ayağına topuklu giyip gece de geceyi kurtarabilirsin. Kesinlikle. Yani jean bence hayatımızda olmazsa olmaz. Kesinlikle. Ben bir jean koleksiyonu çıkarttım hatta. Evet. Çok beğenildi. Hiç kalmadı. Kendime bile kalmadı. Ya. Benimkini de satın aldı arkadaşım. Üstümdeydi. Ben dedi bunu istiyorum Zeynep falan. Yok ama dedim bak giydim ben bunu. İkinci giysi falan olsun istiyorum deyip onu da artık verdim. Hiç kalmadı. Jean'deki en önemli şey kalıp değil mi Zeynep? Evet. Jean'de kalıp çok önemli. Yani belini ayarlamak, işte proporsiyonunu ayarlamak. Kesinlikle. Hani yüksek bel çok moda ama yüksek bel birçok hazır yüksek beller herkesin beline aşırı bol olur falan. Evet. Çünkü orada bir bel boşluğu vardır. Onu çok büyük markalar onu çok ayarlamazlar bu açık bırakılan. Ben onları mesela daha hot couture çalıştığım için onları da aldık falan biz. Biz biraz riske girdik. Beden aralığını daha sık yaptık. Ama çok güzel oldu. Değişik böyle çift düğmeli falan farklı jeanler evet, yaptık. Evet, ben gördüm oldu. Çok tarzlı. Teşekkür ederim. Evet, başka neler yapıyorsun? Peki bu yaz nasıl geçti senin için? Bu yaz aslında benim için hareketli ve güzeldi. Dediğim gibi konserleri hazırladım. Koleksiyon çıkartamadık pandemiden ötürü. Yaz koleksiyonu çıkartmadık. Zaten hali hazırda olan bir koleksiyonum vardı. Koleksiyonda tüyleri ve taşları kullanmayı çok çok seviyorum. Hı-hı. Çok ama. Hep basic şeylerde kullanıyorum. Onlara hareket katmak için. Hı-hı. Çok tabii ki abartı parçaları ben de sevmiyorum. Ama basic bir tişörtte bir taş, atıyorum basic bir elbisede bir tüy çok hoşuma gidiyor. O yüzden bütün parçalarımda genellikle koleksiyonumda bulunan iki şey taş ve tüy.
Taş ve tüyü muhakkak evet, var diyorsun. Var. Bu arada bir mesaj gelmiş. Şarkı isteyebilir miyiz? Çok isterdik ki sizlere şuradan güzel bir şarkı söyleyelim ama o bizde yok. Ben, sizde de oldu mu? Ben inanılmaz isterdim. Yok, ben maalesef. Çok isterdim ama yok yani. O yüzden bize moda ile ilgili şu an Tuğçe'ye sorabileceğiniz moda, styling ile ilgili mesajlarınız, sorularınız varsa evet, onları alabiliriz. Şarkı bir programdan sonra Buse size istediğiniz şarkıları çalacak efendim. Evet, bu kış hazırlıyorsun. Bu kış bir sürü ünlüyle çalışıyorsun. Peki ünlülerle çalışmak, yani kadın ünlü ve erkek ünlü diye ikiye ayırmak evet, istiyorum. Kadın ünlülerle mi çalışmak daha zevkli, erkek ünlülerle de çalışmak daha zevkli? Erkeklerle çalışmak daha zevkli ama kadınlarla çalışmak daha kolay bence. Aa, çok ilginç. Evet. Kadınlarla çalışmak daha mı kolay diyorsun? Daha kolay. Erkeklerle çalışmak daha zevkli. Kadınlarla çalışmak benim için daha kolay. Neden? Çünkü onlar daha çok kendini bana bırakıyorlar. Erkekler çok yeniliklere açık olmadığı için onlar daha müdahale ediyor. Evet, erkekleri tabii bir ikna etme kesinlikle, durumu var. Ben de hem erkek sanatçıları ve oyuncuları giydiriyorum. Hem bayanlar hı-hı, var. Bayan ağırlıklı aslında ama tabii erkekte bayağı var. Yani hı-hı, otursam 50-60 kişi sayarım yani hı-hı, şu an burada. Ama erkekler bana her zaman daha kolay geliyor. Çünkü ne desem ya peki... Ya peki falan deyip olur bu falan deyip böyle. Hatta ama ilk yıllar önce yani bundan gerçekten çok eski bir dönemde hı-hı, Mustafa Ceceli'ye pembe ceket giydirmişti. Ya işte çok evet, zor bir şey yapmış. Evet, Harbiye'de. Mustafa bana dedi ki ne istiyorsan yapacağım dedi hı-hı, böyle. O zaman işte Samsun Demir şoka girdi. Bu nasıl bir ceket pembe falan dedi ki kostüm bu yani. Ondan sonra neyse çıktı içeri girdi. Sonra işte lacivert bir ceket giydirmiştim. Bütün kordonlar yapmıştım falan hı-hı, böyle. Bu arada böyle orada o kadar kısa bir saniye az zamanı vardı ki tekrar içeriye koştu. Hemen orada tekrar giydi. Böyle full troklu muraklı. O zaman böyle daha insanlar tron T'sini bilmiyor. Hı-hı. Ondan sonra o zaman böyle troklar muraklar falan inanılmaz olmuştu. Çok ilgi görmüştü. Sonra Mustafa bir anda beni sahneye çıkarttı. Ya. Ve böyle çıkışta arabamı sallıyorlardı. O kadar korkmuştum ki. Çıkışa gelmişler. Böyle enteresandı. Tekrar bize mesajlar geliyor. Çok az da ben onu sana söylemek istiyorum. Şu an sizi dinliyor. Selam millet. Duygu kardeşim Merve çok hasta. Buradan ona selam söylemek istiyorum. Şu an sizi dinliyor ve izliyor. Selamımı iletirseniz mutlu olurum. Duygu, Merve sana selam söylüyormuş. Geçmiş selam olsun diyormuş. Ondan sonra buradan selamlarını iletiyoruz efendim. Peki kadınlarla çalışmak daha kolay dedin. Bence, evet. Kadınların da ama böyle biraz kaprisleri olmuyor mu? Benim sanatçılarım da benim giydirdiklerimin bir kısmı ciddi problemli yani. Şimdi, söylüyorum da yani. Hani gerçekten diyorum beni bu da burada en zorlayan üç isimden birisin diyorum yani yüzlerine söylüyorum ben. Evet, bunu söylemek gerekiyor bence de ama önüne öyle bir şeyle karşılaşmadım. Mesela Hande Yener inanılmaz şeker. Ben ne götürdüysem bu dediysem hepsine okey demiştir. Benim için en kolaylardan birisi ki Türkiye'de önemli bir isim Hande Yener. Sahnede hı-hı, giyeceği bir kostümdü. O yüzden mesela çok mutlu olmuştum. Çünkü ilk götürdüğüm yani markam için ilk yaptığım bir ürün. Hı-hı. Ve Hande Yener giyiyor ve bana hiç sorun çıkartmıyor. Benim için çok önemli. Kendi kendine gelip mesela Emel Yıldırım çok beğenmiş yapmış olduğum tulumu. Şimdi mesela onunla abla kardeş olduk. Hı-hı. İnanılmaz aramız çok iyi. Hatta dün akşam beraberdik, eğlendik. Doğum günümdü. Bana güzel bir parti yapmış. Böyle beş kişiden oluşan sosyal mesafeli falan. Çok eğlendik, çok güzeldi. Bir dakika, senin doğum günün müydü? Evet. Seda Mete. Evet, Seda Mete. Seda'yı öpüyoruz. Seni. Antalya'da o da. Hı-hı. Çok isterdim. Abi, burada olup o benim. Evet ya, Seda bu arada muhteşem bir ses. Çok. Bence yani Türkiye'de en iyi seslerden biri. Kesinlikle. İnanılmaz. Böyle, duyduğunuz anda böyle tüyleriniz diken diken ona çok başarılı gerçekten. Yaklaşık 10-15 yıl boyunca da Ajda Pekkan'la beraber çalıştığı için. Ve Nükhet Duru'yla. Çok ben Nükhet Duru'yla çalıştım uzun yıllar. Hı-hı. O Nükhet Duru zamanından Seda'yı tanıyorum. Gerçekten inanılmaz yetenekli. Nükhet abla işte öpücüklerimi iletiyorum buradan. Bizi böyle oturtup saç yapmayı, makyaj yapmayı falan öğretirdi. Hı-hı. İşte
kameranın karşısına geçip nasıl konuşulacağını. Oysa ki programı yapıyordu. Biz hiç öyle şeylerimiz yoktu ama bize böyle öğretirdi öyle şeyler. Seda da bahsediyor. Seda'yı da ben hazırlıyorum sahne kıyafetlerini. Seda hep der, Nuket abla parlak parlak olacaksın der sahnede diye. Benim kıyafetlerim de o yüzden Seda'ya çok hitap ediyor. Sahnede bence de ışıltı ve parıltı olmalı. Çünkü o çok Işıklar. Güzel yansıyor karşı tarafa. Ne kadar parlak ve ışıltılı olursa ve ne kadar dozunda olursa o kadar güzel. Aslında bu işleri nasıl kombinliyorsun? Mesela parlak bir elbise giydiğinde ayakkabısını, makyajını falan da tarif ediyor musun? Tabii ki. O ben her şey. Kuliste hep ben varım. Son dakikaya kadar. Her şeyle ilgileniyorum. Saçlar tabii daha natürel olmalı bence. Giyeceği ayakkabı da aynı şekilde. Üzerindeki bir, ben her zaman dekoltede de tek bir yer, parıltıda da böyle çok abartılmayacak tek bir parçada olmalı diye düşünenlerdenim. Seda da benim tasarladığım her şey inanılmaz güzel taşıyor. Ve hatta şey diyorum, ya bunu ben mi tasarladım? Çünkü mesela bir iki kişi giyiyor, Seda giyiyor. Seda çok farklı. Evet. Aurası da farklı onun. Evet. Mikrofon yutmuş gibi. Mesela dün mikrofonsuz saatlerce bize performans gösterdi orada. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kırmadı bizi. Güzel bir gece geçirdik. Efsane bir ses. Gerçekten bence dinlenmeli işine, bu programda iş, da. Evet ya, Seda'yı da davet edeceğiz inşallah. Gerçekten inanılmaz bir sesi var. Evet. İnanılmaz bir tarzı var. İnanılmaz bir sosyal medyası var. Kesinlikle. Her şey çok güzel ve çok başarılı. O yüzden Seda her gün böyle sağlam adımlarla merdivenleri iyi bir şekilde çıkıyor. Daha da iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Biz onu da Harbiye'de görmek istiyoruz. Evet, konuştuk hatta Harbiye'de giyeceği kıyafete kadar tasarladık. İnşallah çok güzel yerlerde olacak. İnşallah, inşallah olacak. Peki o zaman bize böyle şu anda hazırladığın koleksiyonu anlattın. Taşlar ve tüyler kullandığını söylüyorsun. Evet. Peki bu kış olmazsa olmazlarımızı da söyler misin? Çünkü şimdi herkesin taşları ve tüyleri kullanabileceği bir iş ortamı yok. Ve bu sene insanlar genelde evlerden home office çalışıyorlar. Mesela home office şıklığı gibi bir şey yapıyor musun? Ya da evlerde çalışanlara sadece üstlerine çok tatlı ama altlarında eşortmanlarını giyebilecekleri böyle enteresan fikirlerin var mı? Böyle bir çalışmada bulunuyor musun? Ben mesela eşortmanlara bile taş işleyen birisiyim. Eşortmanın altına topuklu ayakkabı bile giyebilirim. Tabii abartmadan. Tabii bu bahsettiğim kombinler herkese yakışan kombinler değil. Hep şundan yanayım. Moda diye bir şey yapılmamalı. Moda diye bir şey giyilmemeli. Kişi kendine yakışanı giymeli. Ve modada da tabii ki herkese yakışan bir parça, bir renk vardır. O yüzden kişiyi görmeden ben şunu giyebilirsin diyemiyorum. Benim kişi analizim var. O zaman kişiye göre tasarım kesinlikle yapıyorsun. Kesinlikle kişiye göre. Hazır bir koleksiyonun var mı peki? Var hazır ama benim çok küçük bir koleksiyonum var. Kapsül koleksiyon. Evet. Ben genelde kişinin kendisini analiz ederek bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Sana ulaşabilecekleri bir yer var mı? Hani nereye girerlerse oradan ürünlerine daha kolay ulaşabilirler. Aslında Instagram sayfamda ürünlerimin nerede olduğuna dair orada bir link ve adres var. Tamam, Instagram sayfanı söyleyebilirsin. Tamam, Sisla Fashion by Tuğçe Sayın diye Instagram sayfam. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Zaten ürünlerimin satıldığı bir mağaza var. O mağazanın adresi de orada mevcut. Bu İstanbul'da arada, mı mağaza? İstanbul'da, Nişantaşı'nda. Oradan dolaşabilirler. Ben mesela bugün bir mesaj gelmiş. Erkek gömleği istiyor. Nasıl temin edebiliriz dedi. Ben de hazır gömlek yok. Bana ölçülerini gönderiyorlar. Ben kişiye özel onları gönderiyorum. Evet, şu an ben kuliste böyle bir gamboş erkek gömleği getirdim. Sevgili Umut Kuzey'e diktim ama kanala geleceğini düşünüyordum. Bugün gelmemiş artık. Ona gönderirim bir şekilde. Evet, erkek. Bu arada erkek tasarımları yapmayı ben çok seviyorum. Ben de. Çünkü erkek tasarımları yapmak hem böyle çok cool olması gerekiyor. Hem çok güçlü olması gerekiyor. Hani o dengeyi yakalamak gerekiyor. Olabildiğince hani kişiyi de aslında tanımak çok gerekiyor. Kesinlikle. Hani hareketlerini bilmek gerekiyor. İşte atıyorum kolundaki kası bilmek gerekiyor. İşte o kasını çıkartabilmek gerekiyor. İşte ya da dövmesini göstermek istiyorsa dövmesini ayarlamak gerekiyor. İşte belki şurasında bir dövme vardır. Oradaki yakayı daha açmak gerekiyor falan. O yüzden erkek tasarımları yapmayı da çok seviyorum. Ben çok da keyifle yapıyorum. İşte onlar neslini bildiği için aslında bence çok daha kolay. Erkekler daha kolay. Evet. Çünkü çok netler. Hayır, bunu giyerim, bunu giymem. Giymem dediklerine de bir şekilde bir tane örnekle gösterirsen tamam deyip onu da kabul ediyorlar. Ben ondan yanayım ama ben sanatçılarda çok, yani erkeklerde de olsa çok basic ve spor giymelerinden yana değilim. Yani bir sahne ve bir şov varsa ona yakışan kıyafetler giymeli. Çok böyle basic bir tişört ve jeanle hiçbir sanatçı sahneye çıkmamalı.
ben de aynı fikirdeyim. Bu arada hani eğer bir sahneye çıkıyorsan gerçekten o sahnenin bir yakışanı var. Evet. Yani hatta arkandaki orkestranın, kesinlikle, işte arkandaki dansçıların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Ve hepsinin gerçekten full özenli olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Biz mesela Harbiye'de Berkay'ın dansçılar için özel Swarovski'den B harfleri yaptık. Mesela hepsinin belinde. Çünkü kişileştirmek istedik onları. Gerçek Swarovski değildir ama. Değil. Çünkü gerçek Swarovski'den şu an bir şey yapabilmek gerçekten mümkün değil. Mümkünatı kalmadı. Evet. En son yeni bir paket aldım ve böyle şoka girdim. Çok yani şu kadar bir pakete bayağı dolarla motosiklet parası verdim, evet, yani. Tam şoktayım. Ediyorum. Küçük bir motosiklet alabilirdim. Tam şu kadarcık bir paket. Ben böyle, ne? Gerçekten. Evet Zeynep Hanım, bakın listesi. Ama ben geçen 3 ay önce almıştım. İşte 3 ay önce bu kadardı, şimdi bu kadar falan, evet, böyle. Böyle tek tek sayılı veriyorum. Hı-hı. Ondan sonra işleme bitince kontrol ediyorum, sayıyorum. Ondan sonra bir daha veriyorum. Böyle böyle tekrar sayıyorum. Çünkü hani şaka gibi yani. Hani, evet. Hani gerçekten anormal bir şey. Hani kristallere ve taşlara dönmek zorunda kalıyor, kesinlikle, bu durumda. Evet. Bütün tasarımcılarda maalesef. Aralara biraz Swarovski falan atılabiliyor. Hı hı. Dansçılara dedim Swarovski yaptıysanız siz ne yaptınız? orada birazcık öyle bir şeyler var. Vallahi bu arada programımızın sonuna geliyoruz. Böyle bizi izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Aslında ben programın başında söyleyecektim bunu. Şöyle, benim markamın adı Sislav. Markamın ismini koymamın amacı, kız kardeşimi çok seviyorum ben. Ona olan aşkımı anlatıyor. Anlamı bu, kız kardeş aşkı diye. Sayfamı incelediğinizde göreceksiniz. Fotoğraflarımda hep kız kardeşimle beraberim. Bu yola beraber başladık. O bana modellik yapıyor. Bana çok büyük destek. Onu buradan öpüyorum. Hem çalışıyor hem beni izliyor şu anda. Aa, çok güzel. Onu çok seviyorum. Buse. Buse, öpüyoruz seni. Vallahi çok güzel. Benim de ablam var. Adı, hı-hı, Burcu. Ben de herhalde hani böyle dünya bir yana, Burcu bir yana. Hı-hı. Yani hani o başka bir şey. Evet. Tarifi yok. Kesinlikle. Gerçekten hani Allah herkese kardeş olabilmeyi nasip etsin. Evet. Çünkü herkes kardeş ama kardeş olabilmek başka bir şey bence. Kardeş olabilmeyi nasip etsin. Çok güzel düşünmüşsün Sislav'ı. Evet. Vallahi bravo. Evet, lafını kestim. Bu kadar. Bu kadar. Kışın hangi renkler moda, tekrar sorar mısınız? Kaçırdım demiş. Biraz önce saymıştık ama senin için peki tekrar sayalım. Söyler misin? Özellikle kırmızı ve kırmızının tonları bu sene çok çok moda. Çok moda. Yeşiller, evet, var, yeşiller var, griler var. Griler var. Siyah her zaman var zaten. Olmazsa olmazımız. Bizi takip ederseniz efendim ara ara ben böyle renkleri ve kombinleri paylaşıyorum. Eminim Tuğçe de paylaşıyordur Pantone'den. Olmazsa oradan da böyle size yol gösterebilir. Evdekileri nasıl değerlendireceksiniz? Evet. Hiç böyle şey yapıyor musun peki? Gardırop detoks gibi bir şey yapıyor, çok, musun? Yapıyorsun, çok. Ama kıyamadığım ürünlerim de var mesela. Var kendimde, evet. Senelerdir sakladım. Çok çok sevdiğim kişilerle paylaştım. Mesela bedeni olmuyor. Diyorum ki ben bunu çok seviyorum, veremiyorum. Ama seni de çok seviyorum. Sen giy o zaman. Sen giy bari, evet, falan diyorsun değil mi? Ben de yapıyorum. Ben ciddi verdim artık. Aha. Böyle boşalttım yani giyinme odasını bayağı bir. Tabii hala mesleğimiz olduğu için tabii, evet, çok yapıyorum, fazla var ama aslında böyle bir hafiflik geliyor ya, değil mi? Peki güzel sana şöyle olur mu? Ben bunu vermemiştim. Bu ürün nerede? Ha, oluyor. Çok fazla. Oluyor, evet. Pişman oluyorum verdiğim için falan. Evet, bana da oluyor canım öyle şeyler. Yani mesela bazen böyle Allah Allah diyorum ya, benim böyle bir şeyim vardı. Arıyorum arıyorum bulamıyorum, arıyorum. Hatice Hatice nerede Hatice? Aa, görmedim ben diyor işte. Ben diyorum böyle bir vermiş şey vardı. Olmayı. Orayı açtırıyorum, burayı açtırıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Bulamıyoruz. Bu aradan belli bir süre geçiyor, çıkıyor. Hı-hı. Şimdi de bir tane bir şeyimiz kayıp. Bakalım bir pantolonla. O da vermiş olmaz yani. Umarım yok. Daha çok yeni bir şey kayıp. Evden çıkacak diye umut ediyoruz yani. Yani. Ya aşağıda çamaşırhanede artık. Ya da çok sevdiğim birindedir. Gelecek. Evet. Yok ya, evde kesin, evin içinde kayboldu. Bulacağız. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet. Evet. İşte böyle programımızın sonuna geldik. Çok güzeldi. Bize, evet, renkleri anlattın, tasarımları anlattın, yaptıklarını anlattın, markanı anlattın. Hı-hı. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Tuğçe bize her şeyi anlattı. Bu kış neler yapacağız, neler yapmayacağız. Bütün bilgileri verdi. O zaman şöyle kameraya doğru son sözlerini alalım ve programımıza veda edelim. Kış modası için beni takip etmeye devam edin. O zaman ne diyoruz? Moda için Seda'yı takip etmeye devam edin. Programda yapacaklarımız ve moda ile ilgili yine tekrar beni takip etmeye devam edin. Yani Milyon TV'yi takip etmeye devam edin. Perşembe günü görüşünceye dek hoşçakalın.